içimde yanar ateş var. Sevgilim ne zaman başka bir şarkıyla gir hocam. Hocam şu an yayındayız. Başka bir şarkı seçme şansınız yok. Her şeyi bilen adam programı 91.0'da Metropol FM'de başladı. Sen bırakıp gittin giderim, yüreğimde saplanan senin hançerin akıtıyor. Hocam teşekkür ederiz. Selahattin Kaynağ'ın bir şarkısıydı galiba bu. Selahattin Kaynağ'ın bir şarkısı değil, bana ait sözleri de müziğini yaptım. Bana ait olan bir şarkıdır. Ama birazcık sanki alıntı var gibi hocam, esinlenme var gibi. Ya işine bak kardeşim, biz hocam, alıntı yapmıyoruz, biz gelmemiz. Ama bunu ben daha önce dinledim hocam. Ben konservatuar eğitimi gördüm ha. Nerede gördünüz hocam konservatuar eğitimi? Burada, Türk Sanat Müziği. Üzerinde ben konservatuar eğitimi gördüm. Belediye konservatuarına da gittim. Halkevi konservatuarına da gittim. Ücretsiz miydi hocam? Yardımım var mıydın Halkevi'nin olduğu gün yıllarda? Hocam ben yani 74 doğumluyum hocam. Sen bir yani 80 yaşında değilim ki. Ben 90 yaşındayım kardeşim. O hiç göstermiyorsun. Hiç göstermiyorsun. Evet hocam. Eğer sallamalarınız ve yalanlarınız bitti de ben programın normal açılışını yapmak istiyorum. İzin verin, müsaade edersen. Efendim, Zafer Geyikli Her Şeyi Bilen Adam programına hepiniz hoş geldiniz. Tabii bundan sonra her cuma Allah izin verirse sevgili Abdurrahman Bostaş hocamla beraber yine Metropol FM'de bölgenin en iddialı radyo kanalı olan Metropol FM'de 91.0'da sizlerle birlikte olacağız ve Her Şeyi Bilen Adam programıyla sizlere ulaşmaya çalışacağız. Bu kimin telefonundan ses geliyor? Benden geliyor. Evet, benden geliyor. hocam o kadar kapatamadım. Evet. Şimdi efendim, biliyorsunuz biz yıllardır Her Şeyi Bilen Adam programı televizyon programları olarak yaptık ama bundan sonra radyo programı olarak sizlere ulaşacak ama aynı zamanda yine sosyal medyadan da Facebook hesaplarımızdan ve aynı zamanda Çukurova metropol.com adresinden, internet sitesindeki adresimizden, Web TV'den izleyebilirsiniz. Orada da hem görüntülü izleyip hem de radyoları başında bu programa ulaşabilirsiniz. Ben klasik açılışımı yapmak istiyorum çünkü ilk defa bizi dinleyenler, sesimizin ulaştığı insanlar olabilir. O yüzden hocamı zaten tüm Adana, tüm Türkiye, tüm dünya, tüm uzay, tüm galaksi, tüm kara delik, tüm samanyolu zaten tanıyor ama 6 milyarda bir ihtimal de olsa bu palavracı da kim, bu adam da kim kardeşim diyen olabilir. O yüzden hocamı hemen tanıtmak istiyorum. Hocam gazeteci, yazar, ressam, heykeltıraş, yeraltı yerüstü kaynakları uzmanı, internet avcısı, İstop ve Yakartop mini takımlarında kaptanlık yapmış, alüminyum yumrukla kaplı Türk boksörü ve aynı zamanda yerli Picasso. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Yalnız sıralarken bir şey unuttum. Neyi unuttum hocam? Onu da sen hatırla, ben hadi sana söyleyeyim. Ben? Şunu yarın sebze meyve satışıyla uğraştınız, onu mu unuttum acaba hocam? Kabzı mallıkla mı vardı? Onlarla uğraştım, var mı bir şeye? Hangisini unuttun? Bir şeye eyvallah etmeden anlamda terliyle kazandık. Bugün 1 Mayıs emekçi çalışanların... Hocam ama şimdi geleceğiz onu hocam, programı açıyorsunuz. Bakın emekçi, işçi ve çalışanların bugün 1 Mayıs günü. Evet. Biz de beynimizin ve kalemimizle... Beynimizin hocam? Beynimizin evet. Ve kalemimizle... Evet. Bir de biz de emekçiyiz. Basın olarak. Tabii hocam biz bilim adamları da bilim kurulu üyeleri falan. Emekçiyiz bizler de tabii. Kardeşim, ki. Şimdi tabii 1 Mayıs tüm işçi, çalışanlara ve işçilere 1 Mayıs'ı kutlarım. Evet.
Ve bugün virüs dolayısıyla cuma günü, cumartesi ve pazar günü yasak var. Tüm halkıma sesleniyorum. Size bir evrak geldi mi hocam? Tüm halkıma sesleniyorum. Evde kal, sağlıklı ol. Çünkü evde kalıp sağlıklı yaşamak daha mı güzel? Sokağa çıkıp sokakta hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden kapacağınız mikrop mu önemli, virüs mü önemli? Evet. Ha tabii ki evde kalıp sokaktaki virüsleri almamak gerekli. Onun için ben diyorum ki bu 3 gün yasakta sağlıklı bir şekilde evinizde kalın, evinizde uğraşın, evinizde bir takım yapmak istediğiniz işler vardır. Evet. Onlarla meşgul olun. Hocam evet, çok teşekkür, bu güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Elbette ki biz de Metropol FM ailesi olarak evet. 1 Mayıs İşçi Bayramımızı tüm ulusumuza, tüm Adana'mıza hayırlar getirmesini vesile ediyor. Hayırlar getirmesini diliyorum. Aynı zamanda kutluyoruz tabii ki emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını. Aynı zamanda biliyorsunuz mübarek Cuma günümüz. Ramazan evet. ayının içerisindeyiz. Tabii Ramazan ayında... Bizi izleyenlere, herkese... Hocam, hayırlı hocam, cumalar ben dileriz. Ben kesmedim seni hocam. Sen beni niye kesiyorsun? Ama ama cuma günü ben de herkese, bizi izleyenler herkese, dinleyenlere bugün hayırlı bir cumalar geçirmeleri dileklerimle. Anladım hocam. Ama yıllardır sana öğretemediğim bir şey var. Yani öğretemediğim sen mi bana öğretecek? Anlatamadım ya söyleyeyim. Hocam dinlemeyi bilmiyorsun. Ben dinlemeyi biliyorum. Yani hocam dinlemeyi biliyorum. Ben dinlemeyi biliyorum. Sen benim sözlerimi çok kestin. Mehmet. Böyle anlatmak istediklerimi anlatmadın, kestin. İnsanlara bir şeyler veremediğim zamanlar da oldu. Evet sen hocam bugün dolu dolu bir program olacak inşallah. Çünkü bizim de artık dilimiz de şişmiş biraz hocam. Bayağı da program yapıyoruz. Geçenlerde yine sevgili Hani ve Emre Bey'in, bu Tanır Bey'in içerisinde evet. bu programa konuk olduk biz. Orada da baktık ki dilimiz şişmiş. Metropol FM'de de bu konuları konuşacağız. Her hafta konuşacağız artık. Cuma günü hocam bana doğru öksürmeseniz yalnız. Öksürmüyorum. Evet öksürmüyorsunuz. Bundan sonra her cuma bu frekansta olacağız. Ve tabii ki sosyal medya mecralarında yine Çukurova metropolfm.com. Doğru söylüyorum değil mi annesi? Evet. Oradan da bizleri hem dinleyip hem de görüntülü bir şekilde stüdyomuzu görebilir ve bizi izleyebilirsin. Hocam şimdi... İşkembeyi Kübra'dan atmayı falan bırak. Artık, ya şirik bu lafları geç ya. İşkembeyi Kübra'dan atmayı bırak. Geç bu lafları artık. Ama konuya gir kardeşim. Konuya gireceğim de bana müsaade et. Ama benim de bir tarzım var hocam. Beni de yani yaklaşık dünyada izleyen 2 milyar insan var. Yani ben de kendimi bir tarz olarak onlara kanıtlamışım. Benden bunu bekliyorlar hocam. Şimdi hocam biliyorsun 2020 yılı maşallah dünyaya hiç hayırlı gelmedi. Bir sürü olaylar... Depremler, yangınlar, işte Avustralya'da biliyorsun hocam kıtanın yarısı yandı neredeyse. Tabii ki Covid-19, koronavirüsü. İnsanlar bununla, dünya bir kenetlendi ama bunun gelmeye çalışıyorlar. Buradan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bilim tabii, insanlarına tabii. çok teşekkür ediyorum, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dünyada bununla mücadele ediyorlar. Ama hocam siz dediniz ki, virüse en iyi gelecek şey turşu suyu, acı süs biberi, karayasalı biber salçası, Adana şalgamı. Şimdi hocam hemen soruyu sorup pası sana atacağım. Gene sallayacağım büyük bir ihtimalle ama. Sallamayacağım. Şöyle, gerçekten olmasın. Bunları yiyen birisi virüsten kurtulur fakat yani tıp dünyasında hemoroid olarak bilinen, halk dilinde basur olarak bilinen evet. bir hasta Hı. ne yapacak bunları yaparsa? Yani... Bakın, virüsten kurtulup basurdan mı ödeyecek buyurun hocam. Ben teşekkürlerimi iletirim. Başta ederim, hocam, Tanır kardeşim, İlhan kardeşim, Çukurova Metropol ailesine. Pol'a niye böyle bir Pol diyorum ya, bakın. Pol. Metropol. Evet hocam. Metropol ne demek anlayabiliyor musunuz? Ailesine sevgi ve saygılarımı iletirken dünyayı kasıp kavuran bir virüs çıktı ortaya. Bu evet. virüs 2020'de değil 2019 son aylarında çıktı evet. aslında. Hatta 2019'un Eylül ayında dağılımı başlayan bir virüs. Ama biz bilim insanları bu virüsün... Siz bilim insanları. Tabii. Evet. Başta uyanmadı. Bilim insanları uyanmadılar. Bilmiyormuş demek ki. Uyanmadılar. 2020'de başlayan bir uyanışla
bu virüsün nereden nasıl geldiğini hala bugüne kadar yeterli bir açıklama yapılamadı. İzlediğim kadarıyla bilim insanları, ki proflar, doçentler, doktorlar, sağlık uzmanlarına, ki buradan hepsine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gerçekten insanların yaşamaları için bir mücadele veriyorlar. Evine günlerdir gitmeyen, aylardır, bir buçuk aydır gitmeyen sağlıkçılarımız var. Onlara buradan ben teşekkürlerimi iletir, onlara en derin saygılarımı sunarım. Hocam bir tabii, es verir misin? Dürüstle dedin ki Acı Süsver, ben bu olayı sadece bugün değil. Hocam bugün dişlerinde bir şey mi var? Sadece bugün değil. Sadece bugün değil. Evet. Ben 10 yıla yakındır. Doğru. 10 yıla yakındır televizyon programlarımda, ki Zafer Geyik'le beraber yaptığımız Her Şey Bir Adam programlarında. Evet. Ondan önce de ben hep virüslerle ilgili şunu anlatmıştım. Söylemiştim. Kaç türlü dedim ki, var hocam? Sayısı şu an yeterli belli olmayan virüsler var. Yeterli belli olmayan. Virüsler var. Ve şunu getiriyorum. Ben bu televizyon programlarında bir Acı Süsver'in bir panzehiri olduğunu, virüslere karşı bir panzehir olduğunu, evet, bu panzehir neden olduğunu, çünkü Süsver'i acı bir ateş sıcaklığında, virüsler de sıcaklığa dayanamayıp... Kaç dereceye kadar dayanamıyor hocam? En azından 60 dereceye kadar. İnsan da öbür 60 derecede zaten. Vücutta 60 derecede bir ateşle, o deneyler de yapıldı, virüsün ölümü oluştuğunu. Ama biz diyoruz ki, Acı Süsver'i... Anlamayanlar için söylüyorum. Hoca tam söyleyemiyor. Acı süs biberi ve turşu suyu, samırsak, C vitamini olan sebzenin meyveleri tüketmelerini istiyorum. Hocam samırsak bakın, bulamayanlar sarımsak neyse olur mu? Lafımı bitirin kardeşim. Ya hayır abi. Bak lafımı bitirin. Lütfen. Hocam ben... Acı süsberini yiyemediler için şunu yapabilirler evlerinde. Bu süsberini bir 200 gram, 250 gram gibi mikser dediğimiz, daha doğrusu suyunu, ezerek evet, suyunu alıp evet, o suyu güzel bir şekilde turşu suyuyla birlikte veya yemeğin yanında normal bir miktarda bir çay bardağının yarısı kadar yemeğin yanında içmelerini tavsiye tamam, ederim. Peki hocam bunu yapmasak da gidip şalgamcıdan acı alsak aynı iş değil mi? Acı suyu. Şalgamın orayı çok farklıdır. Acı süsberi, turşu suyunun olayı çok farklı. Tamam hocam, sen bir es ver çünkü yayınımıza o kadar çok ilgi ve katılım başladı ki. İstersen bir çırpıda ben onları hemen böyle bir geçip insanlara da, izleyicilerimize de dinleyicilerimize de ayıp olmasın. İlk mesela şarkımızı Tanır Emre Üzer Geçici giriş şarkısı benden size göndermiş hocam. İşte bize Osman Peri izliyor, selam göndermiş. Tuncer Aktuğan, İsmet Ramazan Selçuk, Abdullah Can, Akın Arslan, Bekir Sıtkı Özel, Haydar Şengül, yine Cezmi Bostaç Kaynarca. Mesela Haydar Şengül demiş ki güzel ve seviyeli bir program olmasını diliyorum. Hocama selamlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutluyorum demiş hocam. Senden şüpheli yalnız, hani seviyeyi düşürmesin demiş hocam. Ben seviyeyi düşünmem. Ben tüm çalışanların işçi bayramını kutladım. Cezmi Bostaç Kaynarca dediler ki öldü. Ya şimdi arkadaş. Hocam bir saniye bu. Yine başladık. Dediler ki öldü, efsane geri döndü. Yanlış anlaşılmasın, kendim için söylüyorum. Zafer Bey demiş. Hamit Bey Arıkan yayına katıldı. Mehmet Ulu Türkan hoca nasıl sokağa çıkabiliyor diye. gazeteci meslektaşın hocam Mehmet Ulu Türkan demiş ki nasıl çıkabiliyor? Hocama özel izin aldım. Özel izin aldım. Yusuf Durmaz, Ali Uysal Kat, Ali Uysal İstanbul'dan evet, izliyor biliyorum, hocam. Biliyorum. Hamit müdürüm kolay gelsin demiş. Bekir Sıtkı Özel hocamı sevgiyle selamlıyorum demiş. Teşekkürlerimi iletirim. Mehmet Özcan Zafer çok başarılısın demiş. Estağfurullah Mehmet abi, yani elimizden geleni yapıyoruz. Bahadır Ceylan katılmış. Kenan Aydoğdu, Zafer Bey 1 Mayıs bizim için işçi bayramı. Yalancı hocanın bayramı ne zaman? Yani böyle demeyelim Kenan bana, Bey. Bana o kelimeyi... O Nadir Bey, Nadir Bey yayına katılmış. Bir sen kimse, ben özür dilerim. Ben de hocam ediyorum. Okumayacağım bunları. Sevgili TRT'den Memiş Akçam bizi izliyor. Peki. Kenan Aydoğdu bugün bizi izliyor. Bugün doğum günü Memiş Akçam'ın. 26. yaşım hocam. Yaşını sormadım. Ama saçı kel bulun. Memiş TRT'den görevli kameraman evet, arkadaşımız, evet, başarılı bir arkadaşımız. Bugün doğum günü ve doğum gününü buradan da kutlarım. Sevgili Cezmi Bostaç Kaynarca, kaçırdın yayının başını herhalde çünkü demiş ki hoca 1 Mayıs'la ilgili bir duble bir şeyler söylese olur mu?
yayının yok, başında kurutu şey duramıyorum ben. Yayının başında söyledi. Toroslar Su Ercan katılım, Memiş Akçam iyi yayınlar Zafer abi. Kızdır mı Abdurrahman hocamı demiş. Ya hocam hep senin taraftarın var ya. Bilemem ben. Süleyman Yalçın bizi izliyor. Süleyman evet. Abiye de selamlar. Yasin Karakaş, Çağrı Gün, İnci Yılmaz Türk, Serkan Şen, Ali Uysal. Hocam özel mesaj yoluyla benim de doğum günümü kutladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün benim doğru doğum günüm Zafer abi. Ali Uysal'ı kutlamışsın. Kutladım. İyi ki doğdun sevgili Ali Uysal. Oktay Kaynarca koronavirüs hastaları için şiir okudu hocam. Niye okumuyorsun? Hocamın neyi eksik? Okumuyor mu yok? Ha. Oktay Kaynarca bu koronavirüslerle alakalı onlar için bir şiir okumuş. Hoca niye okumuyor? Herkesin kendi şeyi kardeşim. Mert Üner, Zafer Sağ bizi izliyor. Nadir Fidancan. Ayrıca acıya karşı alerjim var. Hocam tabiriyle virüs bana bulaşacak o zaman. Acıya karşı alerjisi varmış hocam. Bülent Vatansever selamlar olsun. Süleyman Geyik Antalya'dan hocam. Manavgat'tan. Evet. Selam iyi yayınlar takipteyiz. Zafer abi hocamın milli şırdan yiyici olduğunu söylemeyi unuttun demiş. Ya bırak şimdi şırdan. Onlara girmeyelim. Bazı şeylere girmeyelim. Bülent. Biz son dakika gelelim. Efsane hocam. Değerli dinleyenler, yayınımıza çok önemli bir son dakika haber gelişmesiyle ara veriyoruz. Şimdi aldığımız bir habere göre ABD Başkanı Trump, NASA'nın elinde bulundurduğu uzaylı rehinelerle ilgili karşı tarafla görüşmelere başlanabileceğini duyurdu. Tüm dünyada ve galakside sevinçle karşılanan bu buluşma için ünlü Türk iş kadını Güler Sabancı'nın araya girerek Trump'ı ikna ettiği de iddia edildi. Değerli dinleyenler, yayınımıza çok önemli bir son dakika haber gelişmesiyle ara veriyoruz. Şimdi aldığımız bir habere göre ABD Başkanı Trump, NASA'nın elinde bulundurduğu uzaylı rehinelerle ilgili karşı tarafla görüşmelere başlanabileceğini duyurdu. Tüm dünyada ve galakside sevinçle karşılanan bu buluşma için ünlü Türk iş kadını Güler Sabancı'nın araya girerek Trump'ı ikna ettiği de iddia edildi. Flash, flash, flash. O zaman şöyle yapacağız, bunu şöyle bırakalım. Evet, son dakika geç hocam. Şimdi evet, siz tabii uzaylılar tarafından bu virüsün de dünyaya yayıldığını, dünyaya gelen ben uzaylıların, tabii, Amerika Uzay Bilimleri Enstitüsü NASA'nın da işin içinde bulunarak, evet, Amerika'nın elinde rehin olduğunu, evet, uzaylıların da rehinelerimizi geri verin yoksa bu belayı başınızdan almayız iddialarını gündeme getirdiniz. Evet, gündeme getirdiniz. Bu yalan yanlış iddialarınızı. Yalan yanlış değil. Hayır, şu manada hocam, sayı olarak belki rakamsal ya yalan yanlış. Ben ona yakın demiştim. Ona yakın demiştim. Kesin rakam değil, evet, ona yakın demiştim. Şimdi bununla alakalı demek ki dünyada ve infial uyanmış hocam. Evet. Bu bilgiyi şimdi bu uzaylılarla olan Amerika'nın elinde bulundurduğu rehine olarak tuttuğu uzaylıları niye hiç kimse bilmiyor da siz biliyorsunuz, bir. Bana çok saçma geldi. Yani niye ben bilmiyorum mesela? Birincisi bu. İkincisi gerçekten de Trump yönetimi uzaylılarla bir uzlaşmaya yanaşıyor mu? Uzlaşabiliyor mu? Biliyorsunuz bu görüşmeler içerisinde Güler Sabancı da katılacak heyetler arası görüşmeye. NASA'nın %0.1 kaç ortağı olarak biliyorsunuz da NASA bir Sabancı kurucusu. SASA, MARSA, NASA. Oradan da gidiyor. Evet hocam, ne diyorsun? Bakın, ben uzaylarla ilgili çalışmamı çok eskiye dayanan bir olaydı. Ama hocam, ben bak, tarih demişler. Bu olay da şu anda dünyada sevinçle karşılanmış hocam. Bu hani büyük heyetler arası görüşmelere başlanması. Şunu söyleyeyim, uzaylılar olayına ben 1967'de okulda okuduğum yıllar, ben yani daha böyle bir koltuk kullanıyorum falan. Orada da bu zamanında bir fotoğrafçının yanında da Karamurgo'da tabii fotoğraf tabu bilmem ne yaparken. Çıraklık yapıyoruz hocam. Çıraklık yapıyordum. Yani getir götür. Akşamları gökyüzünde bir yıldızın kaycağını gördüm. Yıldız bu kayar hocam. Bir yıldız böyle güneyden kuzeye doğru kayarken küs sefarasını gördüm. Dedim ki ya bunda bir iş var. Bir iş var. Ya nedir dedim, bu yıldız hep bu tarafa doğru kayıyor. Ve tabii stüdyonun fotoğraf dükkanının sahibinin arabası vardı. Rica ettik. Ya dedik böyle bir olay var. Bir makineyi de alalım. Yanımızda buraya doğru bir gidelim. Hocam kime anlatıyorsun? Şeye mi anlatıyorsun? Yok yani
Gidelim dedik. Tabi kalktık, biz akşamüstü gittik. Adana'nın pozantıyla Niğit arasında bir tarlada koca bir dev, yuvarlak, ışığı geniş bir makinenin olduğunu gördüm. İş makinesidir hocam. Ne iş makinesi değil. Kepçe. Işık veriyor. Ve o Işığı makinenin, var, var işte. O makinenin altından bir kişi böyle bir merdivenle inerek elinde şöyle bir sandık ve yerden kepçe, ufak bir kepçeyle toprak aldı. Evet. Sandığa koyup binip tekrar. Defineci onlar hocam, define alıyorlar. Defineci değil, uçan bari. UFO'lar dediğimiz olay. Daha sonra yani. UFO'lar dediğimiz olaymış mı yani? Tabi bunu fotoğrafın çekimine baktık. Hocam kaç yaşındasın o zaman? Ya o zaman kaç yaşındayım ki ben? Yani 15-16 yaşlarında ya, demişim yani. Aklın başında değil o zaman. Aklın yani. Başında. Ben okuyorum, talebeyim yani. Ha, talebesin. Bir de öbür tarafta çalışıyoruz yani. Çekiliriz. Hocam 15-16 yaşınız kaç? Ve makinayla çekmeye kalktık. Makinamızın içindeki filmler yandı. Ya bakın, Uğur Karaman diyor ki hocamın sesi net gelmiyor. Mahsus mu yapıyorsunuz? Hayır. Hocayı engelliyorsunuz diyor. Ve makinamızdaki, fotoğraf makinamızdaki herkes filmler oluyor. Yandı. Dedik korktuk. Yani gerçekten korktuk. O ara bir hızlı oldu mu hocam? O hızlı zaman. Bir kalkış yaptılar, kaybolup gittiler. Kim hocam? Gider. UFO. UFO. Uzaylılar. UFO'nun açılımını biliyor musun hocam? Uluslararası filo. Ne hocam? Uluslararası. Evet. Dünya uluslararası filo. Filo. Ha. Ya hocam. Tamam mı? Ben senin bu oyunu çok seviyorum hocam. Ağzında uyduruyorsun ya. Ağzında saldım ya hocam vallahi. Ben lafımı bitireyim. Bu yeteneğine bayılıyorum. Ya bir dakika lafımı bitireyim. UFO uluslararası filo. Yani bak bu bir yetenek ama hocam ya. Ya olmaz. Lafımı bitireyim diyorum. Bakın bu olay önemli. Evet. Ve daha sonra yaptığım araştırmalarda Bermuda şeytan üçgeni denilen bir yer. Deniz. Bermuda şeytan üçgeni denilen yerde gemide, uçaklarda kaybolan insanlar nereye gidiyor? Tabii bunun araştırmasına girdim. Hocam benim şu Bermuda uçaklığım vardı. Japonya'nın 2000 uzağında denizin tabanından çıkan UFO'lar oldu. Bunu yıllar önce açıkladık hocam. Ben bunu yıllar önce açıkladım. Yani söyledim, anlattım uzaylıların. Bakın şu an biz yeni bir çağa giriş içindeyiz. Yeni çağ nedir biliyor musunuz? Robot çağı. Evet. Robot çağıyla birlikte uzaylıların, UFO'ların artık dünya gezegeni üzerinde kendilerinin yer aramak için çalışmalar yapılıyor. Uzaylılar bugün dünya gezegeni üzerinde kendilerinin yaşayabileceği yer arıyorlar. Buldular mı hocam? Buldular. Neresi hocam? Karayasalı deme bak. Sorun bak karayasalı deme. Onu açıklayamam şu. Bu evet. Yani açıklanacak şeyler onu açıklayamam. Hocam şeye gel şeye. Bu uzaylıların rehin yani hocam oradan başladı. Bakın aldın. Temelden almamız gerekiyor olayı. Olay temelden almamız gerekiyor. Uzaylılar Amerikalıların elinde rehine mi? Rehine. Nereden biliyor bu bilgiyi hocam? Araştırmalarım. Ya hocam. Ya bakın. Atma Recep Diller bırak Zafer. Bir son dakika gelişmesi daha var. Bir saniye hocam. Şu tane hocam. Son dakika gelişmesi var. Flash, flash, flash. Yayınımıza son derece önemli bir son dakika gelişmesiyle ara veriyoruz. ABD yönetimi Trump ve uzaylılar arasında gerçekleşen görüşmelerde ABD Başkanı Trump elimizdeki 9 uzaylı rehineden kalan 6 uzaylıyı tam, 3'ünü ise 3'er parçalarıyla teslim edebiliriz dedi. Yeter ki bu virüsü alıp götürsünler dedi. Uzaylıların bu işten hiç de memnun olmadıkları gözlenirken Trump'ın şu sözleri toplantılara damgasını vurdu. Uzaylıların sayısı doğru, 9'dur. Çok veren maldan az veren candan maalesef elimizde kalan budur diye konuştu. Allah Allah. Yani Trump'la olan hocam uzaylılar arasındaki görüşme, heyetler arasındaki görüşme olumlu yanıtlar yani geçmiş. 9 tane. Siz kaç tane? 9 mu? Ben 9. Ben 10'a yakın demiştim. Ama bunun 3'ünü yani 6 tam 3 araştırmalarda ima ettiler. Ne ettiler hocam? Araştırmalarda, incelemelerde parçalara bölünük. Otopsi mi yaptılar? Otopsi gibi bir durum. Peki hocam. Kadavra. O uzaylıların kadavrasını incelemeden dolayı parçalara ayrılıyor. Sen uzaylı olsan ben şimdi 9 vermişim. Şimdi 6'sını ver, 3'ünü işte parçalı ver. Böyle kabul eder misin bunu? Bu mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi uzaylı nasıl kabul etsin bunu? İşte bak mümkün değil dedim. Hangisi mümkün değil hocam? Uzaylıların kendi vatandaşlarının parçalarını
Kadavra olarak kullanılmasına... Hayır, bir de şey var. Bak Tanrı Trump şunu diyor. Yani uzaylıların sayısı doğru 9'dur. Ama işte ne yapak çok veren maldan, az veren candan. Olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen şimdi... Yani koca dünyayı... Örnek vereceğim. Amerikalı bir vatandaş şey olarak... Konudan sapma, konuyla alakalı. Ben ona bir örnek vereceğim. Çünkü ya, burada bakın başka bir yere gidelim hocam. Başka, yani bir örnek ver. Ver hocam bir örnek. Amerikalı Türkiye'de bir Amerikalı Türkiye'de bazı suçlarından dolayı içeri yasarken Donald Turk'un Donald Turk'un Türkiye Cumhurbaşkanımızdan rica ederek Amerikalı vatandaşını istiyor ve gönderildi. Türkiye'miz gerçekten böyle bir konularda da hassastır. Onu da söyleyeyim ben. Gönderdi. Peki Amerika bir uzaylı vatandaşı birkaç tane vatandaşı rehin alıyor ama bunun üçünü kadavra olarak kullanıyor, parçalıyor araştırmak için. Yazık hocam onun da ailesi var. Geriye kalan 6 kişi. Peki uzaylılar kendi vatandaşlarını istediği zaman neden o üç tane vatandaşını parçalayıp da vermiyorlar? Hocam siz uzaylılara biz vatandaş diyebilir miyiz? Vatandaşlar yani uzay, vatan... Onlar da bizim gibi canlı. Tam canlı da vatan nelerin vatandaşı bunlar? Bunlar bakın dünya genelinde bunlar uzaylılar ki yıllardır var, asırlardır var aslında. Bugün daha yeni yeni, bir 10 yıldır ben anlatıyoruz. Ben daha yıllardan öncesinde başladım. Uzaylıların varlığından anlatmaya çalıştım. Bakın, uzaylılar ve ben şunu yaptığım araştırmada teknoloji, uzaylıların kullandığı dünyanın, hocam, dünya evreninin en son teknolojisine sahip. Hocam. Şu an biz internet, bakın internet diyoruz, bilgisayar teknolojisi içerisinde. Evet. Bu teknolojinin içerisinde robotların gelişmesi, robotların çoğalması, uzaylıların zaten dünyanın en son teknolojisine sahip olmasından dünya gezegenini robotlarla uzaylılar artık oluşacak. Şimdi robotlar ayrı vatandaş, uzaylılar ayrı vatandaş. Bakın dünya ülkeleri üzerinde robotlarla uzaylıların artık bu dünya üzerinde bizim de yerimiz var diyecekler. Söz sahibi olacak. Tabii. Hocam Ahmet Başkan diyor ki Yüreğir Bilim Adamları Dernek Başkanımız Zafer abiye selamlar. Abi ben de üye olmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor? Kardeşim bunlarla alakalı bizim dernekle ilgili çalışmalarımız... Ya hocam konuşmayalım dernekle ilgili şeyler ya. Niye hocam ya? Biz bilimsel konuşuyoruz ya. Şadi Koca izliyor. Bizi, hocam o kadar çok Bülent Vatansever. Hocama bir soru sormak istiyorum. Göktaşları havada çarpışma ihtimali vardı. Hocam açıklayabilir mi? Teşekkür ederim. Bakın. Hocam göktaşlarının havada... Göktaşı aslında 80 yılında... Dünya gezegeninin içerisinden geçerken az daha dünya gezegenine çarpacaktı ama bir küçük bir şeyden dolayı kurtardı. Dünya eğer çarpmış olsaydı 80 yılında dünyanın yarısından çoğunluğu yok olacaktı. Evet hocam, Memiş Akşam UFO'nun açılımını göndermiş. O da sizinle aynı kanatta. Uluslararası filo dediniz değil mi hocam? Evet, uluslararası filo dedim ben. Yani hiç. Bakın, hocam bu yalanı fütursuzca söylüyorsunuz. Ben yalanı fütursuzca söylemiyorum. Bunları yani, araştırması... Hüseyin Sungur, hoca yine üfürüyor demiş. Ya ben üfürmüyorum. Herkes kendine baksın. Kendileri bazı bilgilere sahip olmadığından sadece Ahmet Mehmet'e sırf dedikodu yapmak değil benim işim. Yani hocam, benim işim Rıfat abi de izliyor şu anda. Beynimi harekete geçirip araştırmalar yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İki tane haber peşinde, iki tane futbolcunun peşinde... Başka bir şey yok. Hocam şimdi sen ama spor yazarı. Ben ne yaptım geçmişte spor yazarı? Hocam sen meslektaşlarımıza niye sallıyorsun? Ben sallamıyorum değil de. Herkes... Seni sırada almıyorlar diye. Niye böyle bir tepki ediyorsun? Ben girerim, sırada da girerim. Almıyorlar. Ama herkes yapmış olduğu işini yapsın. Mustafa Çam Göktaşları ile Çakmaktaşı herkes... arasındaki bağ nedir? Akrabalık var. Boş ver onu. Aziz Sarıoğlu katılmış. 1 Mayıs kutladığımız bugün de bu kadar yalanlar çekilmiyor. Zafer kardeşim pes yani demiş Akıl Arslan. Yani ben bu ya, geçenlerde... Bunu kim söylüyorsa bir önce düşünsün şöyle. Konuşurken, yazarken biraz düşünün Aziz yani. Sarıoğlu biliyorsun Balkan Türkleri Dernek Başkanı. O da dedi ki geçenlerde dünya genelinde ve Türkiye çevresinde UFO görüldü. Bununla ilgili biraz sonra konuşacağız çünkü Pentagon biliyorsun görüntüleri yayınlamak zorunda kaldı. Birazcık ben sosyal medyaya da şey yapayım, hani oradaki interaktif bir program. Soner Kan bizi izliyor sevgili Soner. Hüseyin Sertoğlu.
Trafik ceza yesem kilo alır mıyım? Hocama sorabilir misiniz? Haberim yayında. Neyi? Trafikte ceza yesem kilo alır mıyım? Hocam bu Hüseyin sert olan bir şey söyle. Ya böyle bir saçmalık olmaz abi. İyi balıkçıdır ama hocama balık. Ya tamam. İyi bir balıkçıdır da ben balığını da görmedim Allah'a şükür. Trafikte ceza alsam kilo alır mıyım? Ben böyle bir saçmalığı da karşıma getirme ben. Mehmet Ulu Türkan seni kınıyorum çünkü geçen yani burada bu programda Cezmi Yurtsever'in ismini geçirmeye çalışıyorsun. Hocam dondurulmuş bu murt aldık, ailece girdik, pozitif çıkanlar düştüğünü bir daha bulaşmadı. Ha, düştüğümüz halde bulaşmadı. Ama evet, Mehmet Ulu Türkan burada Rıfa, şeyin, Cezmi Yurtsever'in lütfen adını geçirmeye çalışma. Rıfat Söylemez, hocam seninle gurur duyuyoruz demiş. Rıfat Söylemez ya hocam. Televizyon programlarına da aynı şeye geldik, yapıldı. Tamam mı? Şimdi televizyon, radyo programında yine aynı adam aynı şeyi yaratmaya çalışıyor. Rıfat Söylemez ya. Kıskananlar hocama iftira atıyor demiş. Aa, Ali Hisar izlemeye katılmış. Cezmi Bostaş Kaynarca. Hocam öyle bir attı ki Sivas'tan sallandık. Ya kendine baksın. Kim bilir adaları olmuştur. Senin diyor. Beyninde birazcık bilimsel konuda bir işler yaptın mı? He? Yaptınız mı? Ya şöyle bir sağlıkla ilgili bugün yediğin senin sebze ve meyvelerin evet. Suni olduğunu, Geodolu, yani organik olmayan, yiyecekleri tüketiyorsun evet. Bugün. O yiyeceklerin sana ne kadar zararlı olduğunu biliyor musun? Hocam Rıfat Söylemez diyor ki, kanlı 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'ndaydı diyor hoca diyor. Onları anlatır mısınız demiş Taksim kanlı 1 Mayıs'a. Daha sonra Mehmet Doğan Nemli hocayla... hocanın bilgileriyle dalga geçiyorlar. Ayıptır demiş. Yok öyle bir şey. Evet hocam. Şimdi bu uzaylıların evet. Sizin iddianıza göre uzaylı vatandaşların. Evet uzaylı vatandaşların. Hocam çünkü bu tarafa konuşuyor. Evet. Mikrofona konuşmuyor. Evet. Sesin gitmiyor hocam. Bir de benim sesim dövdüm. Davlu değildir yani. Şimdi hocam. Evet. Uzaylılar Türkiye'ye geldiler, dünyaya geldiler özür dilerim. Dünya. Çünkü Türkiye'ye yoğunlukta. Türkiye'ye geldiler, sen de muhatap olurlardı ki. Yok, yani Türkiye'ye yoğunlukta geliyorlar. Yerlerin hepsini biz biliyoruz da. Peki bu 9 tane uzaylıyı, Amerika, NASA ile geçirmiş ya. Uzaylı bu böyle, uzay silahları yok mu, ışın silahı? Fış fış yapar. Şu an. Işınlanır. Şu an dünyanın en son teknolojisine sahip olan aslında uzaylılar. Evet. Fakat nasıl yakalanıyor? Hocam nasıl yakalanıyorlar? Onu anlatacağım. Ya ama tamam mı? Ben müsaade et de bu ben oldu değil. Ama nasıl? Dinle. Hayır nasıl yakalanıyorlar ben onu da yakalanıyorum. Onu anlatacağım. Dinle diyorum sana. Hocam mikrofona konuş. Uzaylılar. Mikrofona konuş. Bakın uzaylılar yere indiklerinde nasıl yakalanıyorlar? Ki NASA Amerika dünyanın son teknolojisine sahip olup birçok ülkelerdeki uçaklarda teknoloji ağında kullandıkları bir şey var. Elektronik o teknoloji ağların içerisinde bir çip var. Çip. Ne var hocam? Çip. Evet. Bu çiple takip ettiklerini işte uzaylılar da bunun sayesinde takip ederek herhangi bir alana indiklerinde tespit edip ve orada yerdeyken uzaylıları yakalayıp alıp götürdükleri söz konusu. Biz buna baktığımızda bu işlerin öyle çocuk oyunca olmadığını, onların nasıl ele geçtiğini sadece bir yerde değil, birçok ülkelerde ele geçirip NASA'ya götürüldü. Amerika tarafından. Hocam. Yani sadece Amerika'da değil, başka ülkelerde yakalanıp NASA'ya götürüldü. Ya tamam ben uzaylıyım diyelim. Bakın. Bir dakika hocam burayı açalım diyor. Ben uzaylıyım. Evet. Geldin, sen de Amerikalısın. Kahrol Amerika mesela. Sen de Amerikalısın. Şimdi ben bakın. Uzaylıyım. Beni nasıl yakalınca ya ben böyle yaparım, ışınlanırım, böyle sade bir şeyler yaparım, öbür tarafa giderim. Yani çift parti nasıl yakalınca beni ya. Hayır, bir şey arkadaşım ben anlatmaya çalışıyorum. Dinlemiyorsun. Ya anlatamıyor ki hocam. Ben anlatıyorum, dinlemiyorsun. Anlatamıyor hocam. Ya Zafer lütfen dinle ya. Ya ben uzaylıyım. Ya dinle diyorum ya Zafer ya. Ben uzaylıyım. Hala konuşur, dinle diyorum ya. Hocam ben uzaylıyım, ben nasıl bir yapalım. Ya Zafer dinle diyorum bir. Bak biz başlarına konuştuk, hani bağırmayacaktın. Ya dinlemesini bilmiyorum. Hocam. Ben dinlemesini biliyorum da sen dinlemesini niye bilmiyorsun? Ama hocam ben soru soruyorum. Uzaylılar diyorum ki yakalanan uzaylılar evet. Farklı ülkelerde takip edilmesi sonucu yakalanarak nasıl yakalanıyor? Yakalanarak
Kim yakalayacak? Kim? Teknolojinin verileriyle yakalayacak. Ben uzaylıyım, ben de daha da çok tek ama yerde. UFO'da değil, uçan dairenin içerisinde değil uzaylılar. Uzaylı vatandaşlar diyelim. Saatim var, uzaylı saatim. Bakın, uzaylı dost, saatli olsa müftündür. Ani kıskaçla yakalanan uzaylılar Amerika NASA tarafından orada araştırmalara tabi tutuldu. Ben bunu söyleyip anlattığım zaman ya olur mu dediler. Bakın olur mu? Evet, bugün dünyada yaşanan bir olay var. Bu olayın temelinde iki olay var. İki olay, bu Gülsün dağılmasında iki olay var. Ben bunları burada anlatmayacağım. Anlatmıyorum bunu. Çünkü neden anlatmıyorum? Ha, bizim de bir yerde, geniş bir alanda bilim insanlarından bir araya gelerek anlatmam gerekiyor. Bu ne internet üzerinden, ne telefon üzerinden, ne bir mesaj üzerinden kalkıp da ben bunları onlara veremem. Neden veremem? Bana bilgiler, da anlatamam. Bana da anlatamam. Anlatamam. Hocam. Neden veremem? Çünkü dünyada bilgi ajanlığı var. Bilgi ajanlığı. Tabii. Ülkeler arası bilgi ajanlığı yapılıyor. Hocam Can Karıköy şu anda Irak'ta asker bize bir selam yani Can kameramanımız da hatırlıyor Can'ı. Hayır o da demiş ki hocam için Alzheimer hastası teşhisi konulmuş. Doğru mu yok öyle bir şey? Ya geç işime bak ya. Can Karıköy'ü hatırlar mısın hocam? Ben buradan özel tüm, hareketle şu anda selam gönderelim. Tüm arkadaş yani tüm askeri abi personellerimize buradan cuma günü hayırlı cumalar dilerim. Bu arkadaşlarımıza Allah kuvvet güç versin. Bizim ülkemizi bunlar savunuyor. Ne geceleri evet var, ne gündüzleri var. Hocam biraz ülkemizi mesela savunmaktan yani verdikleri mücadelede can kayıplarımız olabilir. Ama ülkemizi savunmasında ben Türk Silahlı Kuvvetlerimize buradan onlara saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Hocam birazcık da bu gelen mesajlara da birazcık okuyalım. Hemen döneceğiz. Memiş Akşam, Zafer abi çok yüklenme, tansiyonu çıkar hocamın demiş. Yok hocama çok yüklenmiyoruz. Bekir Sıtkı Özel, hocam biberoloji konusunda biraz açıklama yapabilir mi? Hocam, hangi ölçülerde kullanalım demiş. Hocam not al bunu. Hayır, şimdi her soru not al, cevap vereceğiz çünkü. Biliyorum, ben çiziyorum efendim notumu. Diğerlerine uzaylı vatandaşlığı, Türk vatandaşlığına başvursa kabul edilmeli mi demiş Uğur Kahraman mesela. O Memiş Akçam, gelen uzaylılar hocamdan izin almadan nasıl geliyor? Hocamın çıkarı ne uzaylılardan demiş. Biraz sonra İsmet Ramazan Selçuk, selamlar İsmet abiye de. Hocaya sorar mısın? Uzaylı etten kemikten mi oluşuyor? Evet demiş. Etten kemikten oluşan bir varlıktır. Canlı bir varlık Demir, ama gelişmiş bir canlı varlıktır. Evet, Mehmet Demir sana bir mesaj göndermiş hocam. Diyor ki hocam seni konuşturup Pentagon'la aranı bozmak istiyor Zafer. Lütfen dikkatli ol. Sen insanlığa lazımsın demiş. Senin taraftarlarından biri Mehmet Demir. Cezmi Bostaş Kaynarca hocam bağırmasın. Hocam ne yapayım canım? Hocam bağırmasın. Evde çocuklar korkuyor. Hocam çocukları hiç sevmiyor. Hemen sıkışınca bağırıyor. Ben demiş çocukları canımdan çok severim. Çünkü onlar bir geleceğin nesilleri. Evet. Gelecekte bilim insanları, gelecekte ülkelerine faydalı olabilecek çocuklardır, insanlardır. Ben onlara saygı ve sevgilerimi sunarım. Mehmet Doğan Memili, yakalanan uzaylılar karantinaya alındılar mı? Tabii ki alındılar. Ben bunları hep biraz sonra konuşacağım. Murat Muhittin bir sürü yazmış. Bu kadar yazmış ya. Yok bunu okumayacağız tabii ki. Böyle mesajlar gönderirseniz okumayız. Süleyman Yalçın, Adana'mızdan Bostaş Hoca gibi bir bilim adamı çıktığı için çok gururluyuz. Adanalı olarak. Niye Süleyman abi biz de yüreği bilim adamları dernek başı bizden gurur duymuyor musun? Aşk olsun Süleyman abi yani. Mehmet uzaylıların ani kıskaçla yakalandı diyor. Hala detay soruyorsun Zafer'in. Kıskaç değildir. Sen dedin ama onlara kıskaçla yakalandılar dedin ya. Kıskaç derken kıstırılıp yani bir şey içerisine kıstırılıp yakalandıkları. Fazla detay vermek istemiyorum. Evet Rıfat abinin mesajını noktasına virgülüne dokunmadan okuyorum. Biz hocamızı dinlemek için ondan yeni bilgiler öğrenmek için izliyoruz. Bırakın hocam konuşsun. Değerli hocam sadece doğruları anlatıyor. Abdurrahman Bostaş adamın hocaların hocasıdır demiş. Teşekkürler yönetim. Rıfat abi her zaman seni destekliyor. Sağ olsun Rıfat kardeşim. Can Kadıköy Allah razı olsun hocam sizlere sağ olun demiş. Sen dedin ya dedi hocam askerlerimize. Eski arkadaşım bu Ali Samut. Ali Samut tanır mısın hocam? Ya getirme abi konuşup. Eski arkadaşım Apo. Ya sen eski arkadaşım da çok kendini aşırı açtı. Çok hakaretler yaptı. Hakaretler yaptı.
yazılarını çok hakaretlere evet. Bana yazılar yazdı ve kınıyorum onu. Ali Uysal hocam dünya adına çok büyük değerdir, eleştirenleri kınıyorum. Uzaylı fotoğrafları gönderen, aha hocam Şehmut Baysal başarılar diliyorum dostlarıma demiş. Teşekkürler. Sana mı dedi bana mı dedi acaba? Dostlarıma diyor. İkimize de demek. Haydar Şengül, hocamın engin bilgilerini dinlemek büyük bir zevk veriyor. Selamlar demiş. Haydar senin yazılarını da okumak bize zevk veriyor. Ayhan Zeybek hocam, Ayhan Zeybek akraban değil mi? Çocuğum oluyor. Hocama selamlar. Demirspor bu sene şampiyon olur mu? Son mesajı okuyup konumuza dönüyoruz. O son mesajı gönderen de Cezmi Bostaş Kaynarca. Bak, hocam benim hiç sevmiyor ama ben hocama çok saygı duyuyorum. Bunu da belirteyim. Hemen ismimizi duyunca kızıyor ama demiş. Şimdi evet gösterdiği ilgiyi almaya çok teşekkür ediyorum. Hocam uzaylılar ben uzaylı işine dönelim. Dönelim mi? Peki sizin özelin ben biberoloji diyor. Şöyle söyleyeyim biberoloji. Ölçü. Biberolojinin ne olduğunu bilmiyor. Biberoloji biberle ilgili. Biber ondan zaten ortaya atsam benim o yazı ya. Biber oluyor. Sistemimde ortaya atsam benim o yazı. Ne yazı ne ortaya atsam? Biberoloji. Yani acı süsleriyle tedavi olunması. Biberoloji. Onu inceleyerek, onun içerisindeki özler alınarak ilacın üretilmesi ve adına da biberoloji konulması. Evet. Hocam, onu ilk ortaya koyan benim zaten. Hocam Bekir Sıtkozer'in sorusuna cevap ver çünkü Hatay abinin de sorusu var. Onu da not alayım. Bekir kardeşim, evet güzel bir konuya da değindin. Biz şunu geçiyoruz. Öğlen yemeklerinde veya akşam yemeklerinde çay bardağı, bir çay bardağının yarısı kadar süs biberini, onun ezerek suyunu evde mikserle veya buna benzer şeyle ezerek suyunu alıp o suyunu turşusuyla birlikte karıştırıp ne kadar işte ne kadar? Ya 250 gram ben yarım kiloyu bu saman da abi ben yarım kilo süs biberini sen onu yarım kiloyu yıkanıp temizlendikten sonra onun üst kısmındaki o kabukları diye şeylerini çöplerini üst kısmındaki çöplerini o işe yaramayan şeyleri alındıktan sonra evet. Mikserini açıp onun suyunu almak ya o yarım kilo acı süperin suyunu elde etmek onu süzüp turşu suyundan karıştırıp yemeklerin yanında bir çay bardağının yarısı kadar içerek akşam veya öğle veya akşam yemeklerinde içtiğiniz zaman vücutta ısı meydana getirecektir. Bu, acısından dolayı bir panzehir görevini görüyor. Bu sistemle virüsten kurtulan bir canlı yaratık var mı hocam? Var. Kim mesela? Çok. Kim hocam? Bunları açıklayamamış. Nasıl açıklayamamış? Açıklayamamış. Şuna bakmayın. Yani virüsü aldı pozitif oldu. Bu dediğini yaptı. Yapanlar kurtuldu. Var. Ya bırak hocam yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ya hocam yani. Konuşmana dikkat et. Yapanlar var ve bu virüsten de kurtulanlar da var. Kim isimler hocam ya? Veremem abi. Bunlar... Ama hayır. Şimdi Sağlık Bakanlığı virüsten kurtulanlar için bakın, yani kan istiyor. Sağlık Bakanlığı toplar onları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Sağlık Bakanımız açıklıyor. Biz bunları açıklayamayız. Oho onu açıklayama bunu açıklayama. Ha, Sağlık Bakanımız açıklıyor. Gerekli bilgileri veriyor. Ama hocam, biz o önemli bilgileri veremeyiz. Hocam Saruhan Yağmur katıldı izlemeye biliyorsunuz. Kim? Kasaplar Odası Başkanı. Dilek Saruhan abi. Dilek Yaren gazeteci arkadaşımız şu anda izliyor. Şimdi Rıfat Söylemez'in sorusuna geçeceğim ama Mehmet Doğan Mümini. Hocam bugün yağan dolu ve yağmurun bir anlamı var mı? Virüsü bakın, götürür mü diyor. Ben şöyle söyleyeyim. Tersidir. Ben akşam bir oturdum. Şöyle bir gökyüzüne baktım. Kırmızılık vardı gökyüzünde. Kırmızılık. Kırmızılık. Ben tuttum bir yazı yazdım. Hocam gece, akşam güneş olmasın o kırmızı. Gece gökyüzü kırmızı renge bürünürse... Evet gördüm hocam onu söyleme ama burada insanları paniğe sevk etme. Ben özeyi gördüm. Duyarım. İnsanları uyarmak mecburiyetindeyim. Onlara da kınıyorum seni. İnsanları uyarmak mecburiyetindeyim. Kınıyorum. Burada ya sen ne verdin ki kırıyorsun beni ya? Hocam. Öyle. Ne verdin beni kırıyorsun? Ben insanları uyarmak mecburiyetindeyim. Ama hocam. O kırmızılık depremlerin var olacağını anlatıyor. Buyur. İnsanları infiale şey Adana depremi, Marmara depremi bu. Aynı tonda çıkan ortaya onu, çıkan renk bir depremin oluşabileceğini onu hocam her ortaya akşam, koymaya çalışıyor. Hocam her akşam güneş batarken bir kırmızılık olur gökyüzünde. Güneş batımı değil. Akşam gece 10'da. Hocam. Gece 10'da. Ben seni bakın. Kınıyorum hocam. Gökyüzü kırmızıya bürünmüşse o bölgede veya başka bölgelerde bir depremin olacağını ifadesini vurguluyor. Hocam seni yüreği bilim adamları... Ya bırak sen yüreği, hangi yüreği ya? İnsanları korkuya, insanları korkuya değil. Ben insanlara... Yapamazsın hocam bunu.
insanlara bunları verirken uyarıcı nitelikte bilgi veriyorum. Aklınız olsun toplum olarak. Gökyüzü ne zaman burada başka ülkelerde kırmızılaştığı zaman o bölgede ya bir depremdir ya bir fırtınadır ya bir yağmurdur. Bunların... Öyle de deprem yazmışsın sen. Ben onda deprem yazdım ama. Hayır olamaz. Yağmurun da deprem var. Yazamazsın hocam. Bulutların da bir deprem, gökyüzü depremi var. Bunların da depremi var. İnsanları ya sadece yaratılma mı depremi var? İnsanları korkutma hocam yalan yanlış. Ben korkutmuyorum. Yalan yanlış da söylemiyorum. İnsanlara doğru olan bilgiler vermeye çalışıyorum. Adnan Ercan Amerika'dan yazmış hocam. Amerika'dan Adnan abi. Hemen bildiriyorum. Başkan Amerika'dan bildiriyorum. Başkan Trump linki verdim. İzliyor. Hocam dikkatli konuşsun demiş. Ben dikkatliyim. Ya bırak arşan kardeşim ya. Şu anda biz Amerika'da Trump da izliyormuş. Hocam dikkatli konuşsun. Onu evinden aldırır diyor. Ya o işine baksın ya. Şeyhmiz Baysal, hocamın açıklamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı yetkilileri hocamı karantina almaya geliyor. Ya bırak bunları Şeyhmiz Baysal. Allah'a şükür biz ne olduğumuzu biliyoruz. Şeyhmiz Baysal. Dilek Yaren, Baysal. Hocam haklı demiş. Hocam Dilek Yaren var ya, sen ne söylersen söyle haklı diyor. Yani. Abi insanlar demek ki hafif gazeteyi beynine kullanalım, şey yaparak. Hocam bugün yağan yağmur şifalıdır. Acaba koronaya yakalanır iyileşir mi demiş. Bu yağmurların... Mehmet Özgün tam geyik demiş. Bugünlerde lazım sevgili Mehmet. İsmet bakın, Ramazan Selçuk. Kardeşim. Hoca Adana depremini önceden bildi. Ben şahidim ya. Doğru. Doğruyu söylüyor. Yalan mı söylüyor? Ben Adana depremini, Adana depremini 8 ay önce çalıştığım gazetenin köşe yazısında yazdım. Hocam gülerek... Döndüm. 99 Marmara depremini de yine aynı. 2 gün sonra yazdım. 99'da bunlar olacak dedim. 99'da Marmara'da olaylar oldu, deprem oldu. Güler Akkaya Kolombiya'dan sevgiler hocam haklı demiş. Herkes hocam haklı buluyor ya. Kardeşim insanlar bir yalan bilgi vermiyoruz. Şahin Çoban hocam, Şahin Çoban'a da bir selam göndermiş. Şahin Çoban, iyi günler, saygılar. Hocaya bir bardak su verin, ölecek mi? Ayhan Zeybek bence de haklı. Hem zaten hep hoca haklı. Hep hocayı siz tutun. Vedat Karasay, Zafer Bey hocaya sorar mısınız? Bağımsız aday olduğunda sineklerin karıştı... Sineklerin kısırlaştıracağım demişti. Evet. Bu konuyla biraz açarsın çok fazla. Konuşuruz. Şimdi hocam, şeye tekrardan gelirsek. Rıfat Söylemez'de konuyla alakasız bir soru sormuş ama ben konuyu çok dağıtmak istemiyorum. O yüzden notunu al Rıfat abinince. Hoca çiğ köfte yapmayı biliyor mu demiş. Ondan sonra dönerim. Şimdi ben bu uzaylılar... Ben yemek yapmasını bilmiyorum. Çiğ köfte... Ben çiğ köfte de olsa yemek yapmasını bilmiyorum. Uzaylılar çiğ köfte yer mi hocam? Çiğ köfte değil. Uzaylıların yediği... Yiyecekler nedir biliyor musun? Nedir? Küçücük bir hapla besleniyorlar. Çiğ köfte hapı işte. Bakın, çiğ köfte değil kardeşim. Bırakın çiğ köfte olayını ya. Niye? Besinlerin özü. O haplar besinlerin özü. Yani organik besinlerin özünden elde ettikleri, yaptıkları bu hapları onlarla besleniyorlar. Hocam Serdar Akın da izlemeye başlamış. Lan tanır mısın Serdar? Sarı Serdar. Ay ne yani? Tanır mısın? Tanımaz mısın? Ay işte tanırım. Yani sever misin? Sevmez misin? Ya... Hayır soruyorum ben ya. Ben mecburum ya. Sen Mehmet mecbursun. Soruyorum ya. Hocam ben bir moderatörüm. Severim ya da sevmem ya. Öyle bak şey kimseyi ya. Bağlamaz o. Ali Uysal, hocam koronavirüs tam olarak ne zaman sonuçlanır demiş. Nereden bilsin hocaya? Hocanın bildiği bakın ya. Bu virüsün tam sonuçlanması en az 3 yıl olur. Hocam bizim evden de seyrediyorlar şu anda. Ayten bakın, Geyik, hayır. Elif Geyik, Başak Geyik, Burak Geyik hep çocuklar seyrediyor. Selam söyle onlara. Ve Geyik ailesine sevgi ve saygılarımı iletirim. Yani şu var, bu virüs en erken ne kadar tedavi olayı olursa olsun en azından 3 yıl. 3 yıl mı? Hocam dur ya ne yapıyorsun? Dünya ülkeler üzerinden temizlenemeyecek. 3 yıl sürme durumu var. 3 yıl sokağa çıkarsa mı? İyileşse de ikinci bir bakın. Bu birinci halka. Hocam. İkinci halkasını da bekliyorlar. İkinci halkasını bekleniyor mu? Yapma bunu hocam. Yaptım. Bunu bilim adamı, sağlıkla ilgili bilim insanları da söylüyor bunu. Öyle şey var mı Zafer ya? Recep Özdemir yayına katıldı. Biliyorsun o da Çukurova Belediyesi Meclis Üyesi. Diyor ki selamlar Zafer hocam organlarını, selamlar Zafer hocam organlarını bağışlamıştı. Bu konuda bir değişiklik var mı sorar mısın? Beynini kime bağışlayacak demiş. Var mıydı böyle bir kusura oradan... bakmasın beynimi kimseye bağışlamıyorum. Talip misin? Yani ben beynimi
Şu an hiç kimseye bağışlamıyorum. Recep Özdemir yani bana mı bağışlasın diyorsun? Ne diyorsun? Ya kusura bakmasın. Bağışlayamam. Bu beyin yani artık beyinden, ensemden beyin suyunu da çekmek istediler ama başaramadılar. Hocam şimdi sen şu az önce bu virüs 3 yılda gidecek yalanını bir düzeltirsen ben, insanlar bakın, infiyara katılmaz. Ben doğruyu söylüyorum. Yani i̇nsanlar evde zaten sıkılıyor. Bakın ben... Bir işte, umut peşinde. Senin gibi Zafer, dağılıp da böyle söyleyebilirim adamları. Ben burada... 3 yıl diyemez. 3 yıl diyemez. Zafer dinle ya. Kardeşim bağırarak konuşma be. Diyemez hocam. Bakın yapılan araştırmalarda, yaptığımız araştırmalarda bizim tahminimiz 3 yıl. Bakın 3 yıl süreceği söz konusu. Çünkü neden? Şu an iyileşseler de dahi ya, virüse yakalanıp iyileşseler de dahi ikinci bir gelinme olayı var bu virüsün. İkinci bir yayılma olayı var bu virüsün. Buna karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu işte çocuk oyuncağı değil, sıradan bir virüs değil. İyi bu de virüs insanlara yapıştığı zaman gerçekten... Neresine yapışıyor hocam insanlara? Karaciğerine. Karaciğerine mi? Evet. Ya nasıl bir yalancısın hocam? Ne yalan söylüyorum lan ben? Akciğere yapışıyor hocam. Akciğere de yapışıyor, karaciğere de yapışıyor. Ya, damarlar şeye de yapışıyor. Ya, hocam. Kan damarlarına da yapışıyor. Ya şimdi seni tanımayan birisi de esas söylüyor falan. Bana bak Zafer. Yani. Bu virüs öyle bir virüs ki gerçekten yapıştığı an seni... İşlediği an, geciktiği an onun telafisi mümkün değil. Hocam Serdar Akın diyor ki Kadir İnanır'a posta koydu. Ben şahidim. Onu anlatsın. Bir Beyin Oğlu filminin çekimine gelmiştir diyor. Doğru mu hocam? Sen Kadir İnanır'a posta mı koydun hocam? Ben neden o zaman da posta koyacağım? Kimler mesela hocam? Boşver. Boşver. Onlar konuşmayalım. Kimse o yeri, konumuz onlar değil. Tamam. Kardeşim, burada biz insanlara bilgi vermeye çalışıyorum. 3 hafta diyeceğine 3 yıl demiş. Akraban diyor hocam. 3 yıl. Bakın ben bunu burada söylüyorum. 3 hafta diyeceğine 3 yıl dedi. 3 yılda dünya... Dili sürüştü diyor dili. Dünya genelinde bu virüsün yok olması 3 yıl sürecek. 3 yıl sürecek. Öyle şey değil bu olay. Sıradan bir virüs değil. Ha bunun arkasına belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra bir virüsün daha dünya genelinde yayılacağını da söyleyebilirim. Yaptığımız araştırmalarda bunu görüyorum ben. Korkutma hocam. Korkutmuyorum. Hocam, gerçekler anlatıyorum. Yalan yanlış bilgilerle insanları ne olur. Zafer ben gerçekleri hocam, anlatıyorum. Hocam, İnsanlar ister beni dinlesin, isterse dinlemesin. Hocam. Yani, biz gerçekleri söylüyoruz. 3 yıldan aşağı bu virüs kaybolmaz dünya genelinde. Of. Öyle şey değil bunlar. Çocuk oyuncağı da değil. Yaptığımız araştırmalarda neye bu virüsün nereden araştırma yaptın? Bakın, bir tane virüsün... yaptığın araştırmayı söyle hocam. Bir tane. Bir tane. Hiç mi yok? Yok. Ha? Ne biliyorsun yok olan? Ne abi söyle şunu yaptım de şu laboratuvarda, şu enstitüyle, şu makalemle... Ben sana mı söyleyeceğim ben? Kime söyleyeceğim öyle bana söyleyeceğim tabii. Ben yok ya. Moderatörü... Ya sen moderatör ne olsun onu ya? Sen, sen benim bak kardeşim de değilsin. Hocam. Sen benim kardeşim de değilsin. Ailemden birisi de değilsin. Sen bizim derneğe başvurdun. İyi olmaz. Ben başvurmadım. Eğer bir çalışma varsa... Zafer ben ne başvurdum? Sahte bir imzayla bir yazı yazılıyor. Benim aklımda bilmem ne yapımı. Onu yapan suçtur. Mahkemeye verdiğim zaman, hatta tespit ettiğim zaman ceza yer. Derneğe kayıt için 150 lira biz sana indirim yapacağız. 145 ya lira da... Benim ihtiyacım yok senin derneğine. Ama bakın hocam, Zafer ben insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu virüsün ortaya çıkması 30-40 yıla dayanır. 30-40 yıla dayanır. Nasıl olduğunu geniş kapsamda ben bunu burada anlatmam. Niye? Anlatamam da. Çünkü benim vereceğim bu bilgileri alıp kendilerine mal edip 3 gün sonra bir kitap çıkartır. Ha ben bunu buldum, ben bunu araştırdım deyip ortaya çıkanlar var. Kim mesela? Nasıl vereyim ben? Kim mesela hocam? İsim, İsim vermiyorum. O herkesi tövbet altında bırakmıyor. Tövbet altında da bırakmıyorum. Kim? Yapanlar var diyorum. Onlar bilir kendilerini. Kim hocam mesela? Ben kaç yıldır ben acı süslerini anlatıyorum virüslere karşı televizyon programlarında. Yani işte o. Sen ben o kadar da tat evet, şeyimiz oldu. Evet, 10 yıl olmuş. Daha şurada geçen hafta isim vermeyeceğim bir üniversiteden acı süslerinin faydalı şeylerini anlatıyor virüse karşı. Lan ben yıllarımda anlattım ben bu olayı. Ondan sonra ben buldum. Gip ortada anlatmaya çalıştılar. Kim hangi üniversitede anlattı? Boşver. Hocam bak bir tane isim ver. Sen Cezmi Üsteveri kastediyorsun da. Cezmi değil. Hocam öyle bir ya şey ya yapma. Ya hiç Cezmi ya. Yani. Cezmi ben sağ cebim bile olamaz. Nasıl sağ cebim? Benim sağ cebim bile olamaz. 60 kitabı var.
İsterse 500 kitap olsun. Sizin kitabınız var mı? Var benim tabii. Lan ben neyim mesela? Hiç görmedik hocam, o yüzden soruyorum yani. Görmedin mi? Göremezsin çünkü. Gizli kitap mı hocam? Ne gizli kitap? Kitapçılarda satıldı. 100 tane bulamadım ya ben. Hemen şu an 3 tane kitap hazırlığındayım. 3 tane kitabı, biri bilimsel, birisi öyküsel, birisi şiirsel olmak üzere 3 kitap şu an dosya hazırlıyorum. Kısmet olursa, imkanım olursa vereceğim, basitleyeceğim. Tanır ben Emre... Ben ya haftada bir kitap çıkartmıyorum. Hocam Tanır Emre Üzel geçişi, bizim gönlümüz, gönül bağımız var hoca ile. Tamamen de duygusal Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey mi? Bana değil, şey yazmış. Tamamen duygusal demiş hocam. Teşekkür ederim. Ramazan Kızıl Elma. Bu virüs Fethiye'de de var mı? Var mı? Başka virüslerle savaşır mı? Dünyanın her yerinde var bu virüs. Niye? Fethiye'de niye olmasın? Yani? Bakın dünyanın her yerinde. Bu Fethiye'ymiş, Adana'ymış, Sayın Bey'liymiş diye bir şey tanımıyor. Hocam Tevfik Dinç kalmışı nasıl tanırsın? Ya tanırım arkadaşımız. O da bizi izliyormuş şu anda. Doğru. Arkadaşımız. Severim ben. Ben Tevfik'i severim. Bazen gerçekten sallıyor tabii ama. Ben bakın, ben Tevfik'i severim ama ben yine Tevfik'ten tanışmıyorum. İşte bak hocam. Nereden baksan 30-40 yıllık bir arkadaşım benim. Hocam yine dikkatli bir izleyici, benim de sevdiğim, senin de sevdiğim Nadir Fidancan diyor ki hocam size karşı neden lavlulunu konuşuyor? Ben lavlulunu konuşmuyorum. Demiş. Yani gerçekten de ben de sizi saygı çerçevesine davet ediyorum hocam. Bak bak. Senin hala yaptığın o gecedeki hareketini hiç unutmam. Ne hangi gecedir? Ne olmuş hocam? Gazetelerin gecesinde bana nasıl muamele yaptığını hiç unutmam ben. Hani masa göstermemişlerdi sana. Nadir mi yapmıştı hocam? Nadir yaptı. Ya gel şu anda otur sıralan bir yere, gel otur orada. Ne lan mı? Sıradan bir adam mıyım ben? Yine namlu dumlu konuşuyor. Bakın olmaz. Sıradan bir adam mıyım ben? Zafer. Onlar sıradan bir adam gözüyle bakıyorlar bize. Yani ben işin özünü söyleyeyim. Biz sıradan bir insanla değiliz. Ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Kimlerle neler yaptığımızı biliyoruz. Ben çok insanlarla oturup dinlerim. Ne konuşuyorlar, hocam, ne anlatıyorlar. Şahin Çoban hemen senin yardımından yine yetişmiş. Diyor ki YouTube'un son Türk kahramanı kitabı vardı. Evet. Sağ olsun. Kapak tasarımı da bana aittir diyor. Ben Şahin'im. Sağ olsun kardeşim Şahin. Ben görmedim onu. Yazıyı hazırlayan Abdülkadir Kaçar kardeşime, her ikisine de saygılarımı iletiyorum. Güner Akkaya, hocam bir soru sorabilir miyim? İngiliz Bilim Kurulu Başkanı Karaysalı olduğu doğru mu demiş İngiliz Bilim Kurulu Başkanı? Zeki Ateşok, sevgili Tanrım hoca kaç paraya anlaştı sizde diye. Hocam parayla işi yok hocam. Hocam Mehmet Özal'ın kızını bilirsin hocam. Köylü Mehmet. Evet. Hocam çağın en büyük araştırmacısıdır. Umarım hak ettiği değeri görür. Yalnız Zafer Geyik hocam üzerinden rant devşirmeye bir kenara bırakıp hocamın hakkını cübka etmesin. Geçmişte bunu yaptı, bu kez hocaya yedirmeyiz. Hocaya yedirmeyiz. Sevgili Mehmet, Köylü Mehmet. Şimdi yani bunları yazıyorsun. Elinde ispatın, elinde belgen, bilgin varsa bunlarla gel kardeşim. Tabii bunu, ben şunu söyleyeyim. Bu Şevval Baysal, hocam borcunu ödemeyeli 11 yıl oldu demiş Şevval Baysal. Ya Şevval, şimdi bunu mu getiriyorsun? Hocam, hocamla biz çok eski arkadaşız, çok beraber çalgamıştık demiş Mehmet Doğan Memili. Tevfik Dinç kalmış hocamızı seviyorum demiş. Sen güzel şeyler söyledin ya Tevfik abi için. Ya ben onu söylerim ben, kimse ben... Hocam! Yanlış yapan oldum lan. Defterden şeyler açalım. Hocam şimdi şöyle yapacağız. Şöyle. Şimdi ben uzaylılara tekrar gördüğümde bir virüse dönmek istiyorum. Şimdi sen uzaylı olsan, F9 tane arkadaşını yakalasalar. Ondan sonra deseler ki kardeşim şuradan 6 öğrenci 3 tam deyip de 6'sını sağlam 3'ünü parça parça verseler. Yurt içi kargoyla gönderseler kokoller için. Sen ne düşünürsün? Sen bu virüs belasını dünyanın üzerine alır mısın? Bir uzaylı olsan ki olduğuna dair söylentiler var. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu virüs İki türlü yayılma olayı var. Birincisi uzaylılar tarafından olan, ama ikincisini de açıklamayacağım çünkü çok önemli bir olaydır. İkincisini açıklamayacağım çünkü neden açıklamayacağım? Birincisini kaçırdım hocam. Birincisi? Birincisi dedik işte uzaylılar mı demiş işin içerisinde. Evet. İkincisini de şu an ben de kesinlikle açıklamayacağım çünkü neden açıklamayacağım? Sen... Daha önce de söylediğim bir olay var. Çok geniş kapsamlıdır bu. O ikincisi, o geniş kapsamda
O verileri ben burada açıkladığım an iki gün sonra birileri çıkacak, kitap bastıracak, aldığı bilgileri ondan sonra ve ben buldum. Hadi gel ya. Bunun şeyini koy ortaya. Ya hocam yine aynı terane. Yani bilgi hırsızlarla ben buradan yol mu vereceğim? Gene aynı terane. Ha, aynı terane değil. Ben burada bilgi hırsızlarına şey mi vereceğim? Ha, ben bu bilgileri kısmet olursa önümüzdeki günlerde çok kalabalık bir kitle bilim insanlarının içerisinde o ikinci olayın tamamını anlatacağım ve anlatmaya çalışacağım. Esas virüsün nereden yayıldığını, nasıl yayıldığını ki bunun şeyi en azından 30-40 yıla dayandığını söyleyebilirim. Sadece bu şekilde söyleyebilirim ama onun dışında bir bilgi veremem. Uzaylı olsan bu durumu kabul eder misin diye soru sordum. Kalktım dedin ki ben şunu söyleyeyim. Sen soruyu anlamıyorsun hocam. Ben soruyu anladım. Soruyu anla diyor hocam. Ya dinle, ben soruyu anladım. Uzaylı canlılar kendi vatandaşlarına yapılan zulmü tahammül eder mi etmez mi? Etmeyebilir de edebilir de neden? Dünya ülkelerinin insanları bakın. Cevabı edebilir benim. Bak hele. Bu nasıl bir cevap? Kardeşim benim şurada iki yıl içerisinde kaç tane benim şehidim oldu ya? Hocam o konulara girmeyelim. Yani şu anda uzay ben şunu getiriyorum. Allah rahmet eylesin şehitlerimize, askeri ve polislerimize, şu an Mübarek günü vefat eden şehit olanlara Allah'tan rahmet diler, ailelerine sabır dilerim. Yattıkları yer cennet mekan olsun ki bunlar bizim ne alakası var? Bizim şehitlerimize oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Uzaylılarla ya dinle oraya geleceğim ben sana. Uzaylılarla ne alakası? Ya dinle oraya geleceğim diyorum. Buyurun. Ve o insanlar bizim gerideki insanların yaşaması için mücadele ettiler. Evet, o duruma geldiler. Hepsine rahmet. Allah rahmet eylesin. Az Mübarek günü. Şunu söyleyeyim. Ha onlar da bir can. Onlar da canı yandığından dolayı vatandaşlar o duruma düşürdüğünden dolayı. Ha, belki nasıl bağlayacaksın ya? İntikam. Ben sana kilit birisi saldırdı. Uzaylıları anlatıyorum. Bir dakika. Uzaylıyım. Örnek veriyorum. Ben uzaylıyım. Sana birileri saldırdı. Bana saldırdı. Ben boksörüm hocam. Sağ kroşemle, sağ kroşe, solda başlar. Ya kardeşim ne alakası var ya? Saldırsa. Dinlemeyi bilmiyor kardeşim. Sana örnek bir misal veriyorum. Evet. Bu tip bütün ülkeler öyledir. Bütün ülkelerin vatandaşları bir yerde 3 tane 5 tane başka ülke tarafından zayiata uğratılırsa o zayiata uğrayan ülke zayiat veren ülkeye saldırır mı saldırmaz mı? Ama bu galaksi artık bu gezegen ülke değil. Zafer o gezegen dediğimiz uçan daire UFO'lar var ya evet. Onlarınla şu an yerlerin nere olduğunu da başında anlattığım şunu söyleyeyim. Dünya gezegeni, dünya evreni içerisinde kendilerine şu an yer arıyorlar. Yerleşecekler ve gelişecekler. Dünya gezegeni üzerinde gelişecekler bunlar. Çoğalacaklar. Yani. Sadece bunun yanında uzay robotlarının çoğalmasıyla biz yaşayan canlıların gün gelecek birbirimizi onunla da şu anlatmak istemiyorum. Ya hocam işsiz kalacak. Sen soruya niye cevap vermiyorsun? Soruya az önce verdim cevabı. Uzaylılar. Sen anlamıyorsun ben ne yapayım? Uzaylıların. Ben sana örnek de verdim. Bakın dedim ki bir ülke başka bir ülke tarafından ülkenin vatandaşlarını 10 evet. tane 20 tane evet. başka ülke tarafından zulüm görmüşse evet. zulüm gören ülke zulüm yapan ülkeye karşı ne olur? Ne olur işte soruyor onu soruyor. Ya savaş alır ya bir yerde bekler sabreder ölen vatandaşlar için. Uzaylılar ne yapacak? Şey uzaylılar mı? Ben anlatmaya çalışıyorum sen anlamıyorsun. Uzaylılar şu an dünya gezegeni üzerinde yerleşmeye çalışmak istiyorlar. Bu virüs de onun sebebi mi? Olabilir. E biz ne yapacağız peki? Ben aslında uzaylıyım desem kandırabilir miyim mümkün onları? Değil. Mümkün değil. E ne yapacağız? Ve bakın dünya gezegeni üzerinde teknolojinin ürettiği robotların çoğalmasıyla birçok alanlarda robotlar çalışacak, insanlar işsiz kalacak ve onlara çare bulunması gerekiyor. Aslında temelde bu yatıyor. İkinci şey, uzaylıların
yeryüzünde, dünya gezegeni üzerinde kendilerine yer bularak dünya üzerinde kendi varlıklarını da ortaya koyacaklar. İşte bundan dolayı dünya gezegeni üzerinde bir takım savaşlar olacak. Bir takım virüsler ortaya çıkacak. Erhan, kolay bir iş hocam değil. Erhan Harman demiş ki selamlar Zafer Bey. Dünyaya yardım ediyoruz. Dünyaya yardım ediyoruz. Tek uzaylılar kaldı etmediğimiz. Onlara da yardım ederiz. Biz Türkiye'yi demiş hocam. Doğru. Onlara da gerekirse maske gönderir. Ya bırak maskeyi gönderir. Bırak kardeşim. Ve uzaylılar dünyaya... Zafer Ateşok ne demiş biliyor musun hocam? Zafer'i tanırsın. Zafer Ateşok meslektaşımız. Ben az önce kroşe, aparkat dedim ya. Zafer diyor o hocam o yumruklardan çok yedi zamanında. E boksörsün yer tabii yani değil mi hocam? Tevfik Dinç kalmış hocam niye maske takmıyor demiş. Nadir Fidancan hocamın kuyruk acısının nereden olduğunu bilmiyorum. Kendisine değil de ana sana sponsor olduğundan mı acaba demiş. Ya ne alakası var ya? Hocam ayrıca, demiş, ayrıca demiş ki ben o zaman maske mi diyor? Protokolde bakın, sorumluyum. Bakın eğer maske mi? De, maskelerimiz burada. Buyurun arkadaşım. Şöyle hemen. Evet. Hocam o kefen bezinden maske gibi. Hayır hocam. İçi tüylü, pamuklu, içi pamuklu. Hocam yalnız ben ya. bu maskeyi de sen mi yaptın hocam? Kendim yaptım. Evde osurdum, makas aldım, ipli aldım, bez aldım. Evet. Bu hale getirdim ve kullanıyorum. Ama hocam. İçi pamuklu. Bunu bir gün kullanıyorum. Bundan 4-5 tane yaptım. Her gün bir tanesini kullanıyorum. Dönüyorum sabunla evde kendim yıkıyorum. Hocam peki bir şey söyleyeceğim, onu taktığın zaman sen bu hırkızlara benzedin o arayı. Hırkızlar olur mu? Hani maske, olur mu canım? Maskeli hırsızlar var ya. Ya biliyorum, olur mu? Ben şimdi şu maskeyi taktım. İşte bir ışın. Yani? Bakın, bu pamuklu bir kumaş. İçi pamuklu bir kumaş. Pamuklu. Yani hocam etkilemez. Ya vallahi ben hırkızla benzemedim. Ne hırkızla benzeyeyim ya? Hayır, o... Ha, her insan, ben şunu getiriyorum. Evinde makas vardır, iplik vardır, iğne vardır, bez vardır. Yoksa var. Kumaşçılar mağazalardan alırlar, evde oturup kendileri de yapabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ya ey bana maske verilmedi, bana maske gönderilmedi, ben müracaat ettim gelmedi. Ya illa sen her şeyi devletten mi bekliyorsun? Biraz da kendi içinde kendin yap ya. Hocam mesela evde bu maskeyi kendiniz yapabiliriz diyorsun. Yani. Tabii. Niye olmasın arkadaşım ya? Kaput bezine, kefen bezine benziyor. Değil abi. Pamuklu bez. Pamuklu bez. Bakın pamuklu, zaten bir bez, pamuklu. Ama ben dokunamıyorum. Yani pamuklu bir bez ve alır kumaşçısın mağazalardan, evinde oturur, ölçüye göre kendisi haftada 5 tane veya 10 tane yapar. Ailede kaç kişi varsa satıyor onlara göre yapar. Bunu sen? Buyur. Bunu yapıp satıyor musun? Diye hayır canım, satmıyorum. Kendime göre yapmışım. He. Hayır. Hani hoca satıyorsa alalım diye yok, mi var? Ben kendime göre yapmışım. Ve kendime göre yaptım, kullanıyorum. Hayır, İspanya'dan bir izleyicimiz yazmış da tanesini 5 Euro'dan alırız sipariş. Yok kardeşim ya. He. Ya bunu her evde insanlar yapabilir. Bayanlar oturup yapabilirler. Eşlerine, çocuklarına yapabilirler. Biz her şeyi devletten bekliyoruz. Ya gelsin, hazır lokma gelsin. Gülşirin Hanım demiş ki, o da iyi bir tiyatrocu arkadaşımızdır. Ben de istiyorum o maskeden demiş. Hocamın maskesi deriden olması lazım olan diye. Var, deri de var. Deri maske mi var hocam? Var tabi. Ya nasıl nefes alıyorsun? Var ben nerede derim var. Yüksek güzel bir deri, tüylü. Var, yapıyorum. Ha ben bunu evde erkek olarak bir evde oturup odamla bunları yaparken acaba soruyorum. Bayan arkadaşlarımız, bayanlar evinizde otururken iplik var, hocam, makas var, bir dakika. Hocam, İş makinesi olmayabilir. Evet. Efendime söyleyeyim, kumaş mağazalarından gidip alıp getirip evde bastıran maskeleri örnek olarak alacaksın. Onlardan evde kendin yapabilirsin. Yani biz her şeyi devletten mi bekliyoruz? Evet. Hocam. Abi biraz da kendimiz fedakar edelim. Şevkut Baysal diyor ki, Yüreğir Belediyesi olarak isteyen herkese maske gönderebiliriz. Hocaya maske sponsoru da olabiliriz. Kardeşim sağ olsun onu durumu iyi olmayan, şey olmayan arkadaşlar, hocam, ailelere, kadar da böyle, ailelere onları götürüp dağıtsınlar. Hocam seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hocamın yani suratı kösele derisi gibi olabilir. Yani suratı kalın olabilir. Suratı şey ama pamuk gibi kalbi var. Bakın nerede? Yüreğir'deki ihtiyacı olanlara. Gitsin, böyle kardeşim. Erzak da oraya gitsin. Biliyorsun onlar Gökşehir Belediyesi de bu erzak yardımını da yapıyor. Bütün belediyelerimiz elinden geldiği kadar, yettiği kadar yapıyor hocam. Şimdi Gülşirik Hanım ne demiş? Eski atlet kurmasına benziyor demiş o.
güçlü, yani şu taklayamaz ki. Evet. Eski atlet. Evet, atletler de takardı zamanında. He, atletler de katardı. Takardı abi. Hatta iş yerlerinde bile, bu ola çıkmadan önce bile, iş yerlerinde bile maske takıp da toz topraktan korunmasını sağlandığını da... İstanbul'dan bir soru var. Hocam, Adana'daki soru değil gerçi bu biraz. Ali Ustam demiş ki, hocamın Adana'daki 20. kişisel sergisinde ben de vardım. Seyhan Belediyesi'nde olmuştu. Doğru. Muhteşem eserler üretiyor demiş. Senin demek ki karpuz serginden haberin yok hocam. Ne karpuz sergisi? Yani Ali'nin haberi yok, karpuz sergisi de açtı. Ya baş işine bak ya. Bir ara bir tane başına... Bir zamanında televizyonda karpuzdan reçel üretilir, karpuzun içinden su, içilir meyve suyu. Bunun yanında onu... turşu yapılır dedik. Deneyenler zehirlenmiş. Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Bizim bu anlattıklarımızı aldılar. O da Mahmut Çelik yaptıydı hocam. Mahmut Çelik yap. Kendilerine mal ettiler, gittiler belgeyi de aldılar. Ya bir insan teşekkür bile etmedi be. Neyi üretti lan? Karpuz suyu mu? Karpuzla suyunu üretti, reçelini üretti. Ondan sonra turşusunu üretti. Demedik ki Abdurrahman Bostaş'tan fikir aldık. Bunu kalkıp da söylemedi bile. Vay be. Neyse şimdi Şehmus söylesi olur mu hocam? Gerek yok. Şehmus da... Bir daha programı kaç saat sürüyor hocam? Beyefendi, Mehmet Doğan Memeli Beyefendi size sesleniyorum. Eğer izlemek istemiyorsanız özgür hür iradenizle radyoyu da kapatabilirsiniz. Yayını da kapatabilirsiniz. Hocam bir mizah programı yapmıyor. Bir bilim insanıdır. Biz bilim adamları birbirine böyle geri geldiğinde sahiple çıkarız. Lütfen izlemek istemiyorsanız dinle. Doğru mu hocam? İzlemek evet. İstemiyorsanız. Biz insanlara buradan bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Ve ben şuradan şunu söylüyorum. Yani hocam bugün, ister dinle ister dinleme der misin hocam? Alınan karar doğrusunda evet. Bilim Kurulu, ki Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı tarafından, devlet tarafından alınan bir karar var. Sokağa çıkma yasağı kararı var. Bugün 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs evet. Sokağa çıkma yasağı var. Evde kalın, sağlıklı kalın, kendinizi koruyun. Bunlar ve ben önemli. Buradan tekrar sakın ola, kendi başınıza da iş yapmayın. Dediğim gibi evde meşguliyet vardır. İstensin yeter ki, canı istensin insanların meşguliyeti vardır. Bu meşguliyetlerle uğraştığı zaman vaktin nasıl geçeceğini de bilmez, kilo da almaz. Kim? Sen kilo, neyden almaz hocam kilo? Yani bir iş yapmadan, hiçbir iş yapmıyorsun, oturuyorsun sürekli, dolaşmıyorsun, kilo alıyorsun, vücut ne oluyor? Bu sefer aldığın kilolardan dolayı vücutta farklı hastalıklara da yol açıyor. Ne yapmak lazım hocam? Dikkat etmesi lazım. Mesela. Evinde. Hocam ben aldım, ben yarın kilo aldım mesela. En azından evinin odasında kültür fizik hareketleri, efendim veya bir yarım saat, en azından sokağa böyle kendi yakın çevresindeki sokakları böyle dolaşarak bir yarım sokağa saat... Sokağa çıkma yasağı var. Bak, kendi sokağa, alacaklar çıksın demiyorum. Sokak arası. Yarım saat dolaşarak o almış olduğu kiloları da bu şekilde geri verir. Farklı hastalıklara da yakalanmaz. Hocam Şükrü Gedik. Efsanelerden efsanevi bilgiler almak heyecan verici. Selamla izliyoruz demiş. Size de çok selamım var hocam. Aleyküm selam selam. Metin hocam. Yıldırım, Adana mısın, medarı iftarısın. Teşekkürler Metin. Sayın Zafer Geyik demiş. Yok Bostaş demiş hocam. Oradan biraz böyle şey çaldım ha. Acaba bana mı diyor diye. Hemen sana demiş. Zafer fotoğraf makinamı ister misin lütfen yoksa avukat muhatabı. Hocam şu Baysal'la... Baysal! Bak beni başlattığıma gelirim oraya. O beni diye kafana yıkarım ha. Zafer Bey hocama sormak isterim. 65 yaş üstü günde 3 saat çıkarmaları olacak mı? Olacaksa nasıl olmalı? Her an harman yapmış hocam. Şu an 65 yaş onun üstü, üzerinde çalışmalar bu başladı. Bu 65 yaş üstü hocamı ilgilendirmiyor mi hocam? 85 yaş üstü olduğu için değil mi? Ya ben 90 yaşındayım. Evet. 85 yaşındayım. Ha 65 üstü. Evet. O olaylarla ilgili şu an çalışmalar başlasıldı. Haftanın işte belli günlerinde, belli saatlerinde sokağa çıkıp dolaşmalarına izin verilmez. Bizim bilim kurulu toplantımızda bu gündeme geldi. Bunu da biraz konuştuk ama henüz değil hocam. Hocam sen valilikteki pandemi toplantılarına davet ediliyor musun? Abi, ha iyi aklıma geldi. Biraz sen toplantıya davet ediliyor musun? Ne? Sayın valimize buradan ben bir... Net bir cevap. Hocam valimize, valimize karıştırdım. Bir dakika. Cevabım. Hocam kadın... Ben Adana'dayım. Çağrılıyorsun. Bakın bilim insanıyım. Bilim insanıyım. Bilim kurulu üyesiyim. Buradan açık açığa söylüyorum. Oha, gizliydi bu. Bilim kurulu üyesiyim. Bari Adana'daki pandeminin toplantılarına bilim insanı olarak, bilim kurulu üyesi olarak acaba neden çağırmıyor bizi? Ne çağırmadılar hocam? Çağırmadılar. Beni çağırdılar. Neden beni çağırmıyorlar? Şimdi niye? Eğer bilgisi yoksa
Sağlık Bakanlığı'nı arar, Bilim Kurulu'nu arar Sayın Vali. Oradan sorar, Abdurrahman Boştaş Bilim Kurulu üyesi mi değil mi? Hocam, Zafer Atatürk... Bu Adana'da neler var? Sağlıkla ilgili bizim de sunacağımız fikirlerimiz var, düşüncelerimiz var, gelişmesi... Bize soruyorlar hocam, var. Bize soruyorlar ve bilgilerimizi de alıyorlar, fikirlerimizi de alıyorlar. Evet, önemli olan... Zeki Ateşok demiş ki, Zafer çok önemli, hocama sorar mısın? Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili kendisini kaç kez aramış? Yani arayıp konuşuyor mu diyor, irtibat halinde mi diyor? Kimse de kusura bakmasın bilgi veremem. Hocamın kimseye borcu olmaz, lütfen yalan yanlış bilgilerini hocama saldırıda bulunmayın. Kanıtlayın, aksi halde bu suçtur. Birisi hocam demiş borcu var, vermiyor demiş. Ya geç işine bak ya. Gülşin Hanım demiş ki her şeyi yaptım, kilo veremiyorum hocam. Verim. Bana yardım eder misiniz demiş. Evde, ya sabah kalkarken... Ben Gülşin Hanım da bilirim, yani çok fazla şey de yok yani. Bakın bir şey söyleyeyim, yatağımda uzanırken... Bazen bir yarım kilosu var. Bir dakika müsaade et ya. Evet. Yatağımda uzanırken... Şu ayaklarını yukarı kaldır, birini yukarı kaldırıp... Hocam oğlum düşme. Bakın, birini böyle kaldırırken birini indiriyorsun. Şimdi birini kaldır, birini indir. Birini kaldırıyor, birini indiriyor. Ha, ayaklarını yatağın içerisine. Birini kaldırırken birini mi indiriyor hocam? Evet, birini kaldırırken birini indiriyor. Bakın, bu hareket nedir biliyor musun? Ne? Vücuttaki kiloları aldırmama ya çalışır, eritir. Ve şunu söyleyeyim. Ya bu şekilde de aynı keza. Ya ellerinizi, kollarınızı. Ya tabii şu kolumuzu şöyle döndürerek, yani her iki kolumuzu sağlı solu döndürerek, efendime söyleyeyim. Bunlar evde evde yapılacak hareketlerdir. Bunları yaptığınız zaman. Hocam Melika da bizi izlemeye başladı. Ya, bunları yaptığınız zaman zannediyorum ki kilo almazsınız ve faydalı olduğunu da görürsünüz. Hocam Melika'ya bir selam gönderir misin? Melika'yı biliyorsun, kodatçı şu anda. Kardeşim sevgiyle saygılar. Anchor Woman'ı, yani Anchor Woman'ı ya, sevgili meslektaşımız, onunla da yıllarca beraber çalıştık. Çalıştık da kendisine ben bir iki mesaj attım. Bazı konularda ilgilenmedi bile, teşekkür bile etmedi. Seni farlık hale almamıştın da ben abi mesaj yapsam bir şey yapar. Ya boşu, alsın işte hale, alsın ceza almasın. Ne demiş Metin Yıldırım, buna objektif program yapımcısı Kadir Çelik şahittir demiş de önünü okuyamıyoruz. İsmet Ramazan Selçuk, tam uçtu, Allah yıkmetsin demiş hocam. Ben uçmadım. Valla ağaç olsam dışarıda böyle dallarımı bir oraya bir oraya böyle şey yaparak o yapraklar konuşuyor. Ağacın yaprakları, ağaçlar ya konuşuyor. Ağaç konuşma yalanınızı da bir gün... Konuşalım, haftaya yani konuşalım. Yalanı der. Daha önce de televizyonları da anladım. Sokağa çıkma yasağı var. Hocam nasıl evet. Nereye gidecek? Hocamın belgesi var. Şehmut Baysal, Melika Aras Bilen. Hocam ay ben şok şu an demiş. Sen açıklama yaptın ya. Hı-hı. Kızdın hani. Evet. Ay ben şok demiş. Niye şoka giriyorsun? Neye şok oluyorsun ki? Demek sen yalan söylüyorsun. O yüzden... Ben yalan söylemiyorum. Ne yani kızcağız, ben Melika'yı yıllardır tanırım. Cevap verir hocam ya. Feyş'ten ben bazı notlar gönderdim. Notlar gönderdim. Yani notlar değil. Ya nasıl? Bilgin. Ne var ne yok? Saygı, aile, selam, cevap ben ne? Yani... Ama hocam senin ve, de... Ve dönüp de... Hocam... Bir kelime dahi... Ya sağ ol, teşekkür ederim abi. Hocam senin 28 tane fake hesabın olduğu için kızcağız hangisi olduğunu şaşırmıştım. Benim bir tek hesabım var. Nasıl bir sürü postaj var ya bende? Hep şişirdi, çok hep şişirdi. Ya hocam ona bak işte kızlar... Onlara, onlar dışarıdan yapanlar oldu. Bize evet, doldurmak için hep şeyler oldu. Korumak durumundayım. Olabilir. Mesaj falan gelmedi. Sizin gibi değerli bir hocamızdan mesaj gelecek ve ben cevap vermeyeceğim. Ne mümkün demiş ya. Ben çıkartırım dediğim... Ama hocam yazmış kızcağız. Ben internet feyşten çıkartırım. Özür diler misin Melika bilenler? Ben niye özür dileyeceğim? Ama bu milyonların önünde kızın dövmede altında bıraktın. Ben söyledim ya, şey söylüyorum ya. Ama hocam diyor, gelmedi diyor. Gelmedi var mı ya? Sizin mesaj attığınızla dair ispata davet ediyorum demiş. Bazı meslektaşlarımız akıllarına şinik mi gelmeye başladık biz? Daha önce neredeydiniz? 3 aydır. Ya niye, konuyu niye değiştiriyorum ben anlamadım ki ya. Yeni mi akıllarına, birçok arkadaşların akıllarına gelmeye başladık biz? Ali Uysal, senin her zamanki yalaka şeyin, yani hani kusura bakma hoca yalakasısın. Hocam giyin konusunda çok büyük bir ekoldür, yine muhteşem giyinmiş diye hemen Ali Uysal İstanbul'da sokak adı verdiler hocam adına. Onun önaya almıştı. Adanalı sevgili Ali Uysal da. Evet. Buradan onun nezdinde Adana dışındaki bütün Adanalılara selam gönderelim. Başta İstanbul. Ama Ali dikkat et, İstanbul'da Adana, sıkıntı var. Adana başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde ve yurt dışında bizlere geçmişten bu yana kadar takip eden
ve bizleri onurlandıran birçok dostlarımıza, birçok insanlara ben buradan Çukurova Metropol efendiden... Pol'a niye hocam baskı yapıyor? Pol efendiden onun bir şeyi vardı, sonra bu söylenmeden onu. Efendiden tüm bu insanlar, arkadaşlarımıza, dostlarımıza sevgi, saygı, darım ileti. Hocam, hayırlı Ramazanlar diler, hayırlı cumalar dilerim. Programı mı kapatıyor? Kapatmıyor. Ne bileyim, kapanış yapıyor gibi yapmasın. Şimdi hocam, Adnan Ercan katılmış. Amerika'ya bir selam gönder Adnan abiye. Adnan Ercan, bak senin biz biliyoruz, senin sporculuk günlerinden bu yana kadar biliyoruz. Yasin Dikilitaş daha yeni katılmış, o da bizi izliyor hocam. Hocam, Yasin Dikilitaş'a da bir selam gönder ya. Sever misin ya hocam? Ya ben selam, bak buradan herkese selam gönderiyorum. Tamam, Yasin ben Dikilitaş Ahmet, severim. Bak. Hayır, sever misin, severim. Ben herkesi severim. Ben severim yani. Bana yanlış yapmayan insanlara herkesi severim. Yasin hocam yanlış yapmaz ya. Benim yani kendi yeğenim, yeğenim dedim, yıllardır yanımda olan da siyaset bir yeğenim bile mi? Bana her gün yalan söylüyor. Ya yeğenim var, benim yeğenim dediğim hocam, bana senin, her gün yalan söylüyor. Hocam, senin yeğenin yalancıysa bizim ne suçumuz var? Yani. Şunu geçiriyorum. Ya ben herkesi sevgi ve saygımı iletiyorum. Hocam, herkese bir, tamam yani bir sıkıntı, bir sormak istediğiniz veya benden istediğiniz bir şey var mı diye her zaman sorarım insanlara, dostlarıma. İnsanlara güzel şeyler vermek istiyorum. Bazı zaman şiirde, bazı zaman resimlerde, bazı zaman fotoğraflarda dostlarıma, arkadaşlarıma yaptığım bu çalışmalardan örnekler gönderiyorum. Hocam, senin yeğenin yalancı mı? Var, senin yeğenin var, yalancı ya. Çok mu yalancı? Çok yalancı ya. Yani böyle ya, su içeri gibi yalan mı? Ne zaman gelse yanıma? Ha, akşama geleceğim. Allah Allah. Ha, akşama hocam, geleceğim. Eskilerin bunlar için bir tabiri var. Bunda yalan ağzında yuva mı yapmış derler? Ağzında yuva yapmış, yalan yuva yapmış. Allah Allah. Kınıyoruz senin yeğenini. Hocam, Yasin ben, Dikilitaş o yeğenim, o yeğenim de bile söyleyip beni zor durumlara bile sokuyor. Hocam, onu konuşuruz. Yasin Dikilitaş demiş ki çok sıkıştırma hocam, Zafer demiş. Gene senin bir tarafını tutuyor tabii. Herkes bu hocamı tutuyor ya. Tüm uzaylılar ve dünya arkasında hocamın demiş. Biz onu Ankara'ya taşıyacağız. Seninle alakalı diyor hocam. Bilim kurulu başkanı olacak, engel olma lütfen demiş Yasin Dikilitaş sizin için. Şimdi Yasin Bey, siz bir Adana'da önemli siyasetçilerden, önemli iş adamlarından bir tanesiniz. Ben asla hocamı engel olmam, hocamı engellemem. Hocam zaten bir yere gelecekse benim sayemde gelir. Ya boş ver sen onu. Ya ben zaten geldim bir yerde, bir yerlerdeyim. Ama ben hiçbir zaman Ahmet'in sırtından, Mehmet'in sırtından geldim demem ki. Şunu da söyleyeyim. Ne Ahmet bana destek oldu? Ahmet kim hocam? Ne? Zafer bana destek oldu. Ben oldum hocam. Ne bilmem ne bana destek oldu. Neye destek oldun ya? Hocam, ben oldum yani. Zafer neye destek? Yani. Sen benim sayemde bu televizyon programına da tanındın. Benim sayemde bir yere geldin. Yani senin... Ondan sonra kalktın. Hani bir söz vardı. Şöhret, asalar bir söz söyler. Şöhret olmanda var ya. Asalar bir, asalar bir sözü vardı. Sana söylüyorum. Beşte kargayı oysun gözünü. Neyini yaptın hocam? Neyini oydun? Ne zaman oydun? Bir dakika, anlayanlar. Bir dakika hocam, kabul etmem. Anlayanlar. Ben Zafer Geyik olarak Abdurrahman Bostaş hocamın hastalarını her yerde savunmadım mı Emre Bey? Tanır Bey. Ya anlayanlar diyorum. Olmaz, anlayanlar yok. Burada ben böyle söyleyeyim lafı, arada kaynasın. Olmaz, olmaz. Ben her zaman söylerim. Dilek Yaren, seni seviyorum hocam. İyi ki varsın demiş. Kokulu öpücük istemiş. Ali Uysal avukatlık olacağız demiş. O bir tane sana para borcu falan ona yazıyor. O senin de şeyin ya. Şahin Çoban. Ama oğlan dayıya çeker derler. Dayı yani yeğeni yalancıysa hoca da yalancıdır demiş Şahin. Allah aşkına. Oğlan dayıya kız alaya doğru yani. Benim niye yalan söyleyeyim ki? Niye insanlara ya? İnsanların yüzüne bakıyorum ya. İnsanlar bir toplum içerisinde ya Abdurrahman Bey sen burada bunları yalan söyledin dediği zaman ben ne olurum biliyor musun? Küsür hocam ya. Yerin dibine basarım. Tevfik Bey demiş ki bilim insanı yani Tevfik dinç kalmış. Bilim insanı Zafer Bey sizi toplantıya gidiyorsunuz. Hocamın ne eksiği var acaba? Niye onu çağırmıyorlar? Ya demiş. Boş ver ya. Boş ver diyor. Ben bir şey beklemiyorum ki bunlardan. Hüsnü Taşkın, Kürtçüler Yürekli Mahallesi'ne kokulu bir öpücük istiyorlar hocam Kürtçülere. Kürtçülere bunlar sevgi ve saygılar. Bir kokulu öpücük. Zafer Bey, Adana Demirspor hakkında son gelişmeleri alabilir miyiz? Şimşek çıkacak mı bu sene demiş Ali Uysal. Hocam anlamaz futboldan, konuşamayız. Bana Ali Uysal, Demirspor yıllardır bir mücadele ediyor birinciye, Süper Lig'e çıkması için. Ama önünde engeller var. İnşallah. Biz bunları da biliyoruz bu engelleri. Neden Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak istemeyenler var. Hocam tam iyi gidiyorduk, virüs çıktı çünkü ya. Çünkü
Demir sporla oynayan futbolcular demir sporun süperliğe çıkmasını istemeyen sporcular var. Gene bir yalan. Hocam da gene bir yalan. Gidin araştırın. İsmet Ramazan Selçuk, hoca yalan söylemez. Yalar yutar. O yüzden sonradan satar demiş yani. İşinize bakın ya. Evet. Asım Gül. O Asım Gül'ü tanıdın hocam. Asım biliyorum. Hocama sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Asım abiye sevgi ve herkes hocayı destekliyor. Sayın Değerli Başkan, Yüreğin Kızılay Başkanı, Şube Başkanı, Asım abiye sevgi ve saygılarımı ailece Metin Yıldırım. Cumalar dilerim. Şaka bir yana Sayın Bostaş Adana'mızın bir değeri. İnanın gün gelecek Sayın Bostaş'ı arayacağız demiş. Hocam Zafer Bey beni Ali Uysal diyor ki hocam Zafer Bey beni yalakalıkla suçladı. Lütfen yerime cevap verin. Sizi sevmek suç mu? Soruyorum kendisi. Suçlu mu kardeşim? Demek abla çok yalakalık yapıyor hocam ya. Kıskananlar ancak suçlar. Ama tamam da yani. Demek ki sen Zafer Geçen beni kıskanıyorsun. Dilek Yaren, hocam benimle bir akşam kahve içer miydin? Evet, özür dilerim. Ben bak buradan yine özür diliyorum. Meslektaşımız, evet. Arkadaşımız. Yani soru kahve. Ama benim akşam dahi benim zamanım yok. He, zamanın yok. Benim zamanım yok. Olsa içersin ya. İşte zamanım yok. Selim Çıtak, Sarıçam'dan sevgiler, saygılar, hayırlı Ramazanlar demiş hocam. Hayırlı Selim'e de selam gönderelim buradan. Ali Rıza, Babodur bizi izlemeye. Evet hocam yavaş yavaş toparlayacağız. Tabii zamana işaret ediyor oradan ama. Yani bir sürü hocam bu arada bizi de çok hala takip ediyorlar. Ne hocam? Elini kol işareti ne yapıyor hocam? Hocam kamerada gözüküyor o yüzden ya, yani. Arkadaş. Hala anlamıyorsun be. Hala anlamıyorum. Niye anlamıyorum? Niye neymiş bir daha lan? Uzaylıların cinsiyeti nasıl? Uzaylıların cinsiyeti ne olur? Ve nasıl ürüyorlar? Ve nasıl ürüyorlar hocam için? Şimdi onlarda da... Kim sormuş? Ahmet Taş sormuş. Uzaylıların cinsiyeti ne olur? Uzaylılar erkek ve kadın vardır. Erkek ve kadın vardır. Boyları da 60 santim ve 65 santim arasındadır. Net bir rakam yok herhalde. 60-65 santim arasındadır boyları. Biz tabi baktığımızda erkek ve kadın vardır onlarda. Çünkü onlarda da cinsiyet vardır. Evet. Onlar da canlıdır bizim gibi. Ama farklı boyutları vardır. Dünyanın, dünya evreninin en son teknolojisine sahip olan bir varlıklardır. Onun için artık ya uzaylar hocam, da... Uzayları görmüş gibi anlatıyorum ya. Ben dünya gezegeni... Ölüyorum ya. Dünya gördün mü hocam uzaylı gördün mü ya? Gördüm tabi. Nerede gördün ya? Bak fotoğraflarını çıkartma getirme nazarıma. Yani hocam şimdi... Lafı dinlenmesin kadar. Ben bu sonra konuşayım ya. Aynı bir şey ya. Uzaylı saygı gömleği... Arkadaşım, bizim gibi canlı uzaylılar vardır, kadın erkek vardır. Az düşünsenin dünya gezegeni üzerinde kendilerine yer arıyorlar. Satın mı alacaklar? Emlakçılar odasına gitsinler. Hayır kardeşim. Yaymak için, kendilerini yaymak için, çoğalmak için hocam, yer arıyorlar. Emlakçı dedin, inşaat dedin, müteahhit dedin, siyasetçi dedin, Orhan Bayram geldi aklıma. Orhan Bayram da Adana'nın yetiştirdiği önemli siyasetçilerden bir tanesidir, iş adamıdır. O da bizi dinliyormuş hocam. Orhan Bayram'a bir okulu öpücük gönder hocam. Ya babaşım, Orhan Bayram'ın saygı ve sevgiler. Bu kadar mı hocam? Bu kadar mı? Ya hocam sen bilmediğin konularda niye bağırıyorsun? Ben bildiğim konularda konuşuyorum. Hayır, niye bağırıyorsun hocam? Benim, karşımda da çocuk yok hocam. Ne? Biz de 40 yılımızı verdik. Hocam, 40 yılımızı verdik, biz de kendi bildiğimiz... Ne 40 yılı? Yaşın 40 yaşındasın ben. Ha hocam. Yaş 40 yaşındasın ben. 45 yaşındayım hocam. İstediğim kadar 50 yaşında ol, 100 yaşında ol. Sen 10 yaşında başlamış oluyorsun da mesleğe. Biz 5 yaşında niye başlamış olamıyoruz? Bakın hemen 10 yaşında. Buyur. Ben 6 yaşına kadar... He? Ailemin özel doktoru vardı. Özel doktoru var. Aile siz zengin miydiniz hocam? Zenginlik tabi. Adana sayılı zenginlerden biriydik. Ben 6 yaşına kadar Konak'ta Adana'da... Konak'ta mı yaşardınız hocam? Sayılı zenginler arasındaydık. Konağınız var mıydı? Vardı yoktu. O kimseyi de bağlamadı. Aynen bu. Özel vardı yoktu. Hani bu bir ama zaman... bizim durumumuz çok iyiydi. Ve şunu da söyleyeyim. 6 yaşına kadar ben özel doktorumuz, aile doktorumuzun her gün gelir reçetemi yazar, o gün yiyeceklerim ona göre hazırlanırdı. Ben 6 yaşına kadar bu şekilde büyüdüm. Ve ondan sonra da değişik konularda gittim, kurslar aldım, eğitimler aldım. Bir taraftan okuldu, bir taraftan eğitimler aldım. Ha, bu şeye kadar birçok konularda eğitimler aldım. Hocam bir de Yaren diyor ki zaman olunca, zamanın olunca içelim kahveyi hocam lütfen demiş. Zaman meselesi. Evet. Daha bir fidancam bundan sonra hocama bak, sponsor olmayacağım. Kusura bak, bakmasın demiş. Evet hocam. Evet. Ya toparlayacağız hocam işte. Toparlayacağız hocam.
Ama sorular da var, ne yapayım yani, benim de izleyicilerime tamam da, ben karşı bir sorum abi, bu. O zaman benim... Buyur, ben Zafer öyle... Şahin, Zafer Şahin. Virüs orucu bozar mı dedi çocuğa. Buyur ya. Ya zaten sen onu tespit edildin mi? Ya var ya. Zaten ilaç alacaksın, hastaneye yatırılacaksın. Ya bu Zafer böyle beyaz saçlı ismi falan da benziyor bana. Bu ne oğlum ya? Bergüzar Şenay Mersin'den izliyor bizi hocam. Evet. Meslektaşımız o da, o da selam göndermiş. Aleyküm selam. İsmet Ramazan sen, Selim Çıtak, Bostaş hocama sorar mısınız? Ya sorular o kadar çok geliyor ki takip edelim. Tamam da bizim de ya sorulmasınlar, özür dileyeceğim herkesten. Çünkü bizim de bir yolculuğumuz var. Metin Yıldırım ABD'nin TV'lerde yayınladığı 3 UFO görüntüsünü hocam mı verdi? Lütfen sorar mısınız? Gizli bilgi, soramayız. Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz. Bizi izle, Uğur Kahraman okuma yazmayı kaç yaşında öğrenmiş hocam diyor. Hocam erken mi öğrendin? Yani ben çocuklar... 5 yaşında okumayı yazmayı öğrendim. Başladım, okumayı yazmaya sizin başladım. Sizin döneminde ilkokul 5 yıl mıydı? 5 yıl. Siz 8 yılda bitirmişsiniz, doğru mu? Kim diyor onu? Böyle bir söylenti var. Ya o söylentilerle ben yani artık biliyorum ya. Hocam ya. uzaylı yolculuk nereye hocam? Demiş söyleyemeyiz. Kusura bakmayın. Ahraman soruyor hocam, ne yapayım yani? Ayhan Zeybek soruyor. Kusura bakmasın yani bir... Sevgili dinleyiciler, birçok mesajınızı da yazsını göremedik vallahi. Ama programımızı artık yavaş yavaş toparlayacağız. Ben her zamanki gibi yine hocamın anlattığı bilgilerin hiçbirinden bir şey anlamadığınızı düşünüyorum. Anlayamazsın çünkü dinlemesini bilmiyorsun. Yani ben ya uzaylılar ha. Şöyle olur, uzaylılar böyle olur. Gene işkembeyi kübradan. İşkembeyi kübradan atmadım. Hocam insanlara şu anda bizi dinleyen, izleyen herkesin yalan kotasını doldurdunuz hocam. Çünkü insanların vücudunda bir kotası vardır. Yani %20, %25. Zaten onu değil. Doldurduğunuz için sen, size ayrıca teşekkür ancak ediyorum. Ancak senin beynin nerede biliyor hocam, musun? Hocam. Senin beynin nerede biliyor musun? Şu an senin beynin nerede biliyor musun? Şu an beyninden çıkan kelimeleri. Usluğumuza dikkat edin. Ben dikkat ediyorum. Beyninden çıkan kelimeleri yani, yeterli telaffuz edemiyorsun. Yeterli telaffuz edemiyorum. Edemiyorsun. Bir ikisi de kelimeleri karıştırıyorsun. Beyin. Senin ağzından çıkan kelimelere biraz dikkat et. Ben kelimeleri karıştırıyorum. Evet. Nasıl karıştırıyorum mesela hocam? Işte, belki Türkçeyi Zeki Müren'den de öğrenmiş birisi olarak. Doğru. O Zeki Müren Türkçesini kullanmaya, o öz Türkçeyi kullanmaya çalışan birisi olarak. Nasıl? Gidi yorum bahtımın rüzgarı. Kolay mı hocam? Yok biraz şeyden boğazım şey oldum. Hocam Haluk Boran da katıldı bir videoya. Yavaş yavaş toparlayacağız. Uğur Kahraman herkes teşekkür etmişler. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Herkese. Yarın var mı Zafer Bey? O her gün yapalım o zaman program. Allah Allah aynen bir şey ya. Evet haftada bir olacak programımız. Her şeyi bilen adam programı. Yine bir saat 17'de tekrar. 17 tekrarı varmış efendim. Bugün saat 17'de tekrar var. Facebook hesaplarımızdan da dinleyebilirsiniz tabii bu yayını. Hocam çok teşekkür ediyorum. Düşüneyim. Yani siz de bana teşekkür eder misiniz hocam? Ben teşekkür ederim. Hayır bir teşekkür etmeyeyim. Bazı zaman ya, bir teşekkür işin tadını kaçırdın da teşekkür ederim. Sizin yalanlarınıza katlandığım için bana teşekkür ederim. Ben seni zaten olduğu yani, için yalan söylenenlerden hep katlandım. Yani hocam. Bugün de yine katlandım. Hocam çok teşekkür ederim. Efendim her şeyi bir adam programının sonuna geldik. Son sözlerini alacağım hocamın. Bizlere sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocam son sözlerini alalım. Ne diyorsun? Dünya insanlık alemine buradan dünya, sanki böyle yarın ölecekmiş gibi Allah korusun tabii ki. Şunu yani söyleyeyim. Son kez bir sesle hocam. Dünya insanlık alemine söyleyeceğim bir iki kelime. Biz zaten canlı varlıklar elbet bir gün bu fani dünyadan göçüp gideceğiz. Evet. Ama erken gideceğiz. Ama geç gideceğiz. Namık Kemal Ama Çin'de selam var. Giderken arkamızda gelinizde bizden sonraki insanlara ne bırakacağız? Güzel şeyler bırakabilecek miyiz? Güzel araştırmalarımızı, incelemelerimizi, yaptığımız çalışmalarımızı bizden sonraki gençlere bırakabilecek miyiz? Ha, tabii sonuçta fani dünyadan geçip gideceğiz. Ne ama, hocam bir tarih ama, var. Ama ki o tarih belli değildir. Ne zaman nerede olacağını ama şunu söyleyeyim. Şu an dünyayı kavuran korona, Covid-19 virüsü ülkelerde facialara yol açtı. Ben evde kalın, evet. Sağlıklı kalın, bu virüse yakalanmayın. Bugün Cuma günü,
Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma hocam, yasağı var. Hocam. Bu sokağa çıkma yasağına da riayet edelim. Hocam önemli. Diyor ki Namık Kemal Biçer ben geldim diyor. Ben sponsorum diyor. Hayırdır diyor. Ya bir selam gönder hocam. Demek ki sponsor olarak... Bir şeyler sevgi yasağı var. Demek artık haftaya sponsor olacak. Sponsor olacak. Evet. Korona için sponsorum hocama demiş Namık Kemal Biçer'in. Buradan notunu aldık. Osman Peri. Adıyamanlar dernek başkanı evet, biliyorsun hocam? Biliyorum. Hocam çiğ köfteyi sever mi? Adıyaman çiğ köfteyi ikram edelim demiş. Tam da yazamamış Osman abi ama. Şöyle sorayım. Şu an hiçbir yere gidip hiçbir yerde dışarıda yemek yemiyorum. Evet. Çünkü kendime dikkat etmek mi? Mehmet Ulu Türkan çok güzel bir program oldu. Ufkum açıldı demiş. Nasıl bir ufku varsa sevgili Ulu Türkan'ın da yani nasıl açılmış ben de onu çok anlayamadım. Efendim. Artık biz de yavaş yavaş tadında bırakarak yaklaşık ne kadar oldu program sevgili Kerem? 1,5 saat oldu. Yaklaşık 90 dakikadır ara vermeden, reklamsız, evet. Bir solukta geçti program derler ya hocam. O da Zafer Geyin sayesinde tabii o da bir yetenek, ayrı bir yetenek. Yani bilim adamı olmak, gazeteci olmak, radyocu olmak, televizyoncu olmak kolay işler değil bunlardan. Halk adamı olmak kolay değil. Biz de bugün ya da yarın büyük bir ihtimalle pandemi toplantısına katılacağız. Onu da buradan söyleyelim. Kıymetli dinleyenler bu günlerde bu gerçekten hani psikolojimizin de birazcık böyle ağır ağır bizi terk etme yolunda olduğu bu günlerde elbette morale de çok ihtiyacımız var. Her şey bir adam programında sizlere anlattıklarımızı hocam ne diyorduk biz tek başınıza evde uygulamayın. Düşünerek yani araştırarak ben bunu her zaman söylerim. Düşünerek, çok fazla da araştırarak, efendime söyleyeyim olayın gerçeğini sizlere ben bırakıyorum. Evet. Araştırın, anlattıklarımızı araştırın, inceleyin. Doğruluğuna kadar hocam, olduğunu da ortaya sizler koyun. Hocam haftaya programımız saat kaçta olacak? Yani buna, çünkü bu hafta tam ben anlamadım. 12'yi 10 geçe mi? 12'yi 20 geçe. Tamam da var mı? 12'yi 20 geçe. 12'yi son kararım. Evet son kararım. 12'yi 20 geçe. Evet, o zaman efendim biz yavaş yavaş kapatıyoruz. Haftaya Cuma günü yine Adana'da gerçekten hem bizden izleyen herkese. Hocam bir kapanışa müdahale etme ya. Ya müdahale etme. Ben sana müdahale ediyor muyum hiç konuşurken hocam? Hiç ben müdahale etmem yani. Ben dinliyorum. Sen dinliyor musun? Adana'nın gerçekten siyasetine, sosyaline, kültürüne yön veren, Adana'nın nabzını tutan Çukurova Metropol FM'den bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Cuma günü yine sizlerle birlikte olacağız. Her Şeyi Bilen Adam programıyla radyodan sesimizin ulaştığı, efendim internet sitemizden görüntümüzün ulaştığı, sosyal medyadan görüntümüzün ulaştığı ve bizlere katlanan tüm Adanalılara, tüm dinleyicilerimize selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Haftaya biz burada olacağız. Lütfen siz de orada olun ki bu güzel programı kaçırmayın. Farklı konulara da değineceğiz. Nasıl farklı hocam? Yani virüsün dışında farklı insanların daha değişik konularına efendime söyleyeyim gelişen dünya genelindeki bir hocam bir programı kapatamıyoruz farkında mısın hocam? Bir türlü hani sen gideceğim diyorsun bana işaret ediyorsun oradan programı. Buradan ben Çukurova Metropol Pol. FM sahipleri Tanır Bey'e. İnternet adresine de söyler misin hocam? Tanır kardeşim ve İran kardeşime sevgi ve saygılarımı ki böyle bir stüdyoda bize yer verdikleri için ben teşekkürlerimi iletirim. Evet. Biz de tabii ki radyonun medya grup başkanları patronlarımıza biz de buradan selam gönderiyoruz sevgili İlhan Geyik ve Tanır Emre Güzel Geçici'ye ve teknikteki arkadaşımız sevgili Kerem kardeşime. Kerem'i soy ismini biliyor musun hocam? Ben şu an o kadar uzun kavak altında yatar uyur oğlu hocam. Olabilir. Kerem kardeşim eline, diline, yüreğine sağlık. Teknik Yayında, de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şeyi yanıklarından dolayı. Çok güzel bir program oldu. Şu İsmet Ramazan Selçuk demiş ki hocam bu şu yasaklı günlerde ilaç gibi geldiniz demiş. Bizi dinleyen izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bu şarkı da hocamdan herkese gelsin. Hangi şarkı olduğunu bilmiyorum valla. Çukurova Metropol FM. Tarafsız, bağımsız.
Hasret o kadar acı ki ne varsa içimde. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi var. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Ne bir arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içim. Başıma gönlümde acılar sensiz dolaşıdım. Sitemler yağdırdım senin aşkına. Kalbimde aşkını kurşuna dizdim. Bulutlar kapladı tüm gökyüzünü. Sildim hayalimden mahzun yüzünü. Bulutlar kapladı
yanmış günlerim vardı. İnsanlar mutluydu, ben kimsesizdim. Ellerim titredi, gözüm yaşardı. Kalbimde sevgini kurşuna